İyi akşamlar, hoş geldiniz. Haber Türkiye, Türkiye'nin nabzına çok değerli konuklarımızla her an, her dakika değişen sıcak gündemi onlarla konuşacağız, tartışacağız bu akşamda. Döviz ve altın rekor kırmaya devam etti bugün. Dolar gün içinde 4.92 liranın üzerine çıktı. Çeyrek altında 336 liraya kadar çıktı. Akşam saatlerinde Merkez Bankası Para Politikası Kurulu olağanüstü toplandı ve 3 baz puan artışına gitti. Borç verme faiz oranını %13.50'den %16.5'a yükseltti. Gün içinde durdurulamayan dolar Merkez Bankası'nın aldığı toplantının ardından, bu olağanüstü kararın ardından düşüşe geçti. 4.80 seviyesinde seyreden dolar en son 4.60'ın altına kadar geriledi. 4-5 gündür beklenen bir karardı bu. Aslında Merkez Bankası'nın 7 Haziran öncesi bir karar alıp almayacağı da merak ediliyordu. Bütün piyasaların gözü kulağı oradaydı. Fakat Merkez Bankası daha öncesinde bu olağanüstü toplantıyı yaptı. Şimdi kur aşağı iner mi sorusu merak ediliyor ama asıl merak edilen siyasi iktidarın, siyasetçilerin, siyasi erkin bu kararın arkasında ne kadar duracağı sorusu. Çünkü Merkez Bankası'nın bu hamlesinden sonra siyaset tarafı da Merkez Bankası'nın kararının arkasında durursa bu hamlenin daha fazla etkili olacağı konuşuldu, yazıldı biliyorsunuz. İlk destek gün içerisinde Ekonomi Bakanı Niyazi Bekçi'den gelmişti. Merkez Bankası bağımsızdır demişti. Akşam saatlerinde Merkez Bankası'nın aldığı bu kararın ardından da Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından Merkez Bankası Başkanı ve Para Politikası Kurulu üyelerinin TL'deki düşüşü ve fiyat istikrarının sağlamak için atacakları gereken her adımda tam desteğim var dedi. Fakat asıl mesele Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nasıl bir tavır göstereceği, ne söyleyeceği. Çünkü Sayın Erdoğan Londra'daki röportajında yabancı yatırımcılara şu ifadeleri kullanmıştı. Merkez Bankası'nın faiz kararlarında kendisinden gelen sinyallere dikkate alması gerektiğini söylemişti. Seçimden sonra bu konuda harekete geçeceğini söylemesi de Merkez Bankası'nın bağımsızlığı üzerinde risk olarak görülüyordu ve dolayısıyla da yatırımcıların bazı endişeleri vardı. Bu endişeleri Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu akşam bir konuşma yapacağını biliyoruz. O da giderecek mi? Bağımsızlık üzerinde bazı cümleler, sözler söyleyecek mi? Merakla bekleniyor şu anda. Öte yandan bu ekonomi bu kez 24 Haziran'da seçmen üzerinde ne kadar etkili olacak sorusunu çok değerli konuklarımızla konuşacağız. Aslında bu akşam değerli konuklarımla daha çok siyasi bir tartışma yapacaktık. Fakat ekonomi belirleyici oldu. Dolayısıyla onların ekonomiyle ilgili yorumlarını alarak başlayacağız. Öte yandan bugün dikkat çekici bir fotoğraf da vardı. Sosyal medya hesabından duyurdu Profesör Semih Yalçın. O da şu, Devlet Bahçeli Twitter'da dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu. Demişti ki af meselesini gündeme getirmişti. Ve Alaaddin Çakıcı mesela öncesinden alayım da daha net anlaşılsın Sayın Devlet Bahçeli'nin sosyal medyadaki tweet'i. Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaaddin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı diye sormuştu ve af tartışmasını Türkiye'nin gündemine getirmişti ve Devlet Bahçeli sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi bugün. Cezaevinde olan Alaaddin Çakıcı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Bu fotoğrafları da sosyal medya hesabından yayınladı. Hem Semih Yalçın hem de resmi hesaptan. Çok konuşacağımız başlıklar. Muharrem İnce bugün jest yaptı. Diğer adaylara 500'er liralık bir bağışta bulundu. Sonra ağanın eli tutulmaz dedi. Bakalım karşı taraftan bir şey gelecek mi, atak gelecek mi, konuşacağız. Kimlerle birlikteyiz? İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu. Siyaset stratejileri uzmanı Elif Dördüncü Aydemir. Hukukçu Pınar Hacı Bektaşoğlu, hukukçu ve Kadıköy Belediyesi'nin eski başkanı Selami Öztürk, İstinye Üniversitesi Ekonomi ve Politik Araştırmaları Merkezi Başkanı İdris Kardaş ve Nedim Şener, Posta Gazetesi yazarı bizimle birlikteler. Hoş geldiniz. Evet. Çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. İlk başlığımız ekonomi. Hemen başlayalım.
Ve hemen başlıyoruz. Sayın Aydemir, sizle başlayalım. Siz dolardaki bu tartışmalara ve en son Merkez Bankası'nın aldığı karara bir siyaset bilimci olarak, siyaset stratejisti olarak nasıl yaklaşıyorsunuz? Nasıl yorumluyorsunuz? Çünkü 4.92'yi gördü bugün. Evet. Hatta 6 gibi rakamı göreceği şeklinde çok spekülatif rakamlar telaffuz edenler var. Dolayısıyla herkes tedirgin ve endişeli. Son derece biliyorsunuz piyasaların sevdiği iki konu vardır. İstikrar ve öngörülebilirlik unsuru. Hı hı. Son dönemlerdeki ekonomideki çalkalanma, o halin bu kadar uzun sürmesi vesaire ekonomide ciddi etkiler yarattı. Ve daha önemlisi konjonktürel reformlar, yapısal reformlar yapabilmemizin önünü aldı. Dolayısıyla şu anda hani dolarda üzerinden bir siyasi saldırı var argümanını iktidar partisi AKP çok kullanıyor. Fakat burada önemli olan para politikalarını sürdürürken bu hassasiyetin önlemleri niçin alınmadı? Niçin dolar bu kadar yükseliyor? Ve bununla beraber çok dövize bağlı bir piyasamız var bizim ve birçok fabrikada siparişler durma noktasına gelmiş durumda. Üretimle ilgili birçok noktada çok fazla dövize bağımlılık var. Bunların en önemli etkilerinden bir tanesi de ekonomiye karşı güvensizlik var. Yatırımcıyı da geri çeken, geri tutan bir durum var. Tabii burada eğer bir saldırı varsa bu saldırının muhatabı ve önlem alması gereken kurumlar iktidarda olan partidir. Almaması ya da bunun alacağım diyerekten seçim vaatlerine koyarak 24 Haziran veya 8 Temmuz sonrasına erteliyor olması da çok anlaşılır bir şey değil. Şu anda bütün mekanizmalarıyla devlet kurumları elinizdeyken bu para politikaları, doğru ekonomi politikalar ve dövize karşı hassasiyet ki bu bütün gelişmekte olan ülkeleri de etkileyen bir konudur. Çünkü evet. Özellikle ham madde üretim teknoloji açısından başka ülkelere bağımlı olan ülkeler, gelişmekte olan ülkeler inşaat sektörü değil de teknoloji yatırımları üzerinden giderse, istihdam yaratacak sektörlerle uzun vadeli ekonomik planlar yaparsa ki AKP hükümetleri son dönemde bu konuda oldukça yetersiz kaldı. Orta boylu, küçük boylu KOBİ'leri çok ciddi olarak etkiledi bu. Bunların sonuçlarını gördüğümüz zaman bir seçim argümanı olarak dışarıdan bir saldırı var. Bunun üzerinden bir siyaset yapabilme 24 Haziran sonrası ya da seçim sonrası 8 Temmuz sonrası bunu düzelteceğim argümanı AKP'nin elini güçlendirmiyor, bilakis zayıflatıyor. Öyle bakmak lazım. Çünkü peki Sayın, siz ona da dikkat çekin. Sayın Bozdağ söyledi bugün. Hükümete göre ya dolardaki çıkış bir oyun ve seçmeni de etkilemeye çalışıyorlar. Böyle bir oyun olduğunu düşünüyor musunuz? Ya dış güçlerin piyasaya ve dolayısıyla ekonomi üzerinden seçime bir etki etmeye çalışıyorlar mı sizce? Kamu maliyesini bilen biri olarak şunu biliyorum ki gelişmekte olan ekonomiler döviz hassasiyetine sahiptir. Bu hassasiyeti aşmanın en önemli unsuru enflasyonu düşürerek istihdamı arttırmaktadır. Ama bunun da dengesi çok hassas bir dengedir. Çünkü istihdam yarattığınız zaman enflasyonda belirli bir oranda yükselmeye meyledecektir. Ama faiz yükselterek bugün gördüğümüz yani neredeyse 3 puanlık bir faiz yükseltimiyle bunu yapmak sürdürülebilir bir durum değildir. Her dolar yükselmeye meylettiğinde siz faizleri yükselttiğiniz andan itibaren parayı sanayiciden, yatırımcıdan daha alt bir duruma çekersiniz ki bu çok istenilen bir durum değildir ekonomi için. Evet. Şimdi Türkiye daha önce geçmişinde de ekonomik krizlerle karşılaştı. 2001 krizi, 2008 krizi aşıldı. Şimdi bunlar üstelik de AKP hükümetleri döneminde aşıldı. Nasıl evet. aşıldığına baktığınız zaman burada daha çoğulcu bir söylem, daha demokratik bir ortam, OHAL koşulları haricinde yapısal reformları gerçekleştirebilecek bir ortam vardı. Şu anda farklı olan budur.
Dolayısıyla bir yönetilememezlik durumunun sonucu olarak biz ekonomideki bir durumu görüyoruz. Ve bütün imkanlarıyla hükmeden bir partinin burada önlem alamaması, o zaman bunu önlem alabilecek bir ele devretmesi de gerektirmektedir. Sanıyorum halk da bunu önümüzdeki seçimlerde en önemli unsur olarak değerlendirecektir. Zira yapılan son araştırmalarda şu görülüyor ki eskiden güvenlik, terör gibi endişeleri seçimlerde bir numarada tutan vatandaş, seçmen bu seçimlerde bir numara %45 oranında ekonomik hassasiyetle giriyor. Bir de tabii 2014'ten beri sürdü birinci tercihi ekonomi üzerine, ikinci mesele de işsizlik üzerine ki bunlar zaten birbiriyle çok iç içe geçmiş durumda. Daha doğrusu. Özellikle genç işsizliği çok aşırı bir boyuta, 24,5 %24,5 demek 3 gençten bir tanesi işsiz demek bugün. Evet. Bu ciddi bir sorun. Bu sorunları daha ön plana çıkararak seçime gidecekler. Bunun yanı sıra 2014'ten beri seçim havasında olduğumuzu düşünürseniz, önce yerel seçimler, işte 7 Haziran, 1 Kasım referandum falan derken vaatlerle yürütülen bir ekonomi planı gördük. Dolayısıyla seçim öncesi kesenin ağzını açar iktidarlar, biliyorsunuz. Ama biz 2014'ten beri tasarrufu bir kenara bırakıp keseyi açma yoluyla gittik. Şimdi de bunun bedelini ödüyoruz. Evet. Yaşar Acısalioğlu ne düşünüyor peki? Özellikle Sayın Erdoğan'ın Londra'daki röportajında Merkez Bankası ile ilgili söylediği sözlerin ardından yatırımcıların endişeli olduğu konusu gündeme getirilmişti. Bu kez de Merkez Bankası bu kararı aldı. Nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu tamamen spekülatif görüyorum. Çok açık. Yani bunun işaret fişeğini CNP, Standard & Poor's, Ağustos'ta açıklaması gereken raporu, üzerine vazife olmayan üstelik bir üyelik durumu da yok, seçimden önce alelacele açıklamış olmakla bu işaret fişeği verilmişti zaten. O rapora bakılacak olursa çok önemli siyasi ifadeler, cümleler vardı. Mesela bu derecelendirme kuruluşu şunu dert edinmiş: S-400 füzelerini Türkiye alırsa Türk-Amerikan ilişkilerinde çok geri dönülmez büyük bir açmaz sıkıntı, büyük bir çatışma olacak. Dolayısıyla bu yatırımcıyı etkileyecek. Bunun gibi son derece aslında stratejik, politik strateji açısından bir konumlandırmayı ortaya koyan bir yaklaşımdı. Düşünün, %2'lik bir düşüş oldu, gece Fitch'in bir açıklaması oldu. Tekrar yani ısrarla bu noktada tutalım ve buradan bir önemli bu spekülatif havayı dağıtmayalım atmosferi çok açık. Hangi makroekonomik dengeler bu kurun bu kadar dalgalanmasına, bu kadar hareketlenmesine yol açtı? Yani Türkiye'nin cari açının çok daha yüksek olduğu dönemler vardı. Uzun soluklu bakıldığında periyodik olarak böyle bir kur dalgalanması ve hareketliliği hiç olmamıştı. Yani hiç şüpheniz olmasın, bu çok açık bir şekilde. Piyasa enstrümanları politiktir, bunu unutmamak gerekir. Kuşkusuz ülkeyi, ekonomiyi yönetenler bunu bilir ve buna ilişkin önlemlerini almak zarureti içindedirler. Politik reflekslere çok dayalıdır. Asıl real ekonomiye bakmak gerekir, uzun soluklu. Bunun bir kalıcı olacağı kanaatinde değilim. Direnilirse seçim sonrası açısından, yani düşünün, böyle bir ülkede yatırım kısıtlılığına ilişkin bir büyük spekülatif hava estirilirken, dündü galiba, bir önemli özel banka bir başka yabancı yatırımcı tarafından satın alındı. 3.4 milyar dolar yanılmıyorsam rakam. Onlar nasıl güvenli gördüler, ona şaşıyorum o zaman yani. O açıdan bunu... Şimdi bu Merkez Bankası bu olağanüstü toplantı sonrası bu kararı açıkladıktan sonra ekonomist birçok uzman kişi Habertürk ekranlarının başka yerlerde de bağlanıp işte yorumda bulundular. Dolayısıyla burada Merkez Bankası'nın aldığı karar önemli. Kura da etkisi olacak, fakat bundan sonra siyasi iktidarın desteğinin ne olup olmayacağı burada merak şimdi konusu. Tabii, ne dersiniz? Yani birazdan Sayın Erdoğan'ın da bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Bakın... kısa dönemli ve biraz da telaşla, çünkü 2019 hesaplanmıştı. Yani 2019'da seçimler olacaktı. Bir karşılığı bunun olacaktı. Bunu çok konuşmuştuk. Siz de hatırlarsınız burada. Diyorduk ki 2019'a ilişkin asıl iç cephedir Türkiye açısından önemli olan. Türkiye şu anda cephede. Hepsi siz onu sık sık söylüyorsunuz. Evet, yani cephede. Yani Mehmetçik hala Suriye'de. Bunu unutmayalım. Oradaki ısrar vaz mı geçildi? Amerika bu konudaki ısrarından bir terör örgütünü silahlandırıp zihnini, lojistiğini, üniformasını armağan ettiği o projesinden vaz mı geçti? FETÖ konusunda bir geri adım mı attı? Değişen bir şey mi var? O zaman dış cephede başaramadığını, yani taşeronlarıyla, yani
o terör örgütleri eliyle başaramadığını mutlaka iç cephede bir siyasi ahengi bozarak, iç bütünleşmeyi zedeleyerek, gedikler açarak bir yıpratma, diz çöktürme hareketi mutlaka olacaktı. Buna şaşmamak gerekir. Bunun içinde en kestirme yollardan biri zaman daraldı çünkü. Bu konuda en önemli şey piyasa araçlarını kullanmaktır. Burada olabildiğince ekonominin kırılgan olmaması gerekirdi. Bu çok önemli. Buna ilişkinde geçmişle kıyaslanmayacak düzeyde bir direnci olduğunu teslim edelim ekonomini. Geçmişte hatırlayın canım. Yani hangi siyasi karar, güçlü siyasi karar piyasalar açıkken açıklanabiliyordu? Hemen tepkisini veriyordu çünkü borsa, döviz, söyleyin faiz üçgeni. Bunun bir istikrar bozucu niteliği bilinen bir gerçekliktir. Dolayısıyla o dönemden çok daha güçlenmiş bir noktadayız ama hala açığın olduğu çok açık. Bunu da saptamak gerekir. Bunun için süratle Türkiye'nin reel ekonomisiyle, üretim niteliğiyle, bugün içine girdiği ve benim daha işin başında olduğunu gördüğüm, yani katma değeri yüksek ürün üreten, yani üretmeyi üreten sanayi modelinde ısrarcı olarak, evet, bu çizgide bütün sektörlere yayarak bu uzun soluklu, zahmetli ama hedefe, asıl gitmesi gereken hedefe, o meşakkatli yolu dirençle, inatla sürdürmesi gerekir. Peki. Türkiye'nin bir daha bu tür manipülatif dalgalanmalardan ya da saldırılardan kendini çok sağlam koruyabilmesi için. Anladım. Bunu net saptayalım. Ekonomi alanı, özellikle bu piyasa alanı bir güvenlik alanıdır. Bunu unutmayalım. Terör denilen şey sadece mermiyle, silahla, terör örgütlerle yürümez. Ekonomi içerisinde de terör estirmek mümkündür. Bu burada bir adeta doların terörize edildiğini görüyoruz. Bunu net saptayalım. Şimdi burada ekonomist yok. Ana konumuz siyaset ama ekonomi konuşmadan olmaz. Dolayısıyla kısa kısa herkesten birer yorum aldıktan sonra siyasetin önemli başlıklarına geçeceğim. Selam Bey, Sayın Öztürk, siz ne düşünüyorsunuz? Niyaz Eybekçi bir televizyon kanalında ilgili kurumlar, Cumhurbaşkanı ya da Başbakanı konuya dahil etmeden sorumluluklarını gereğini yerine getirmelidir dedi öğle saatlerinde. Akşam da Merkez Bankası bu kararı aldı. Ne düşünüyorsunuz? Kısa, izin verirseniz kısaca nasıl buraya geldiği aslında görmek lazım. Yani Türkiye 2012 yılında AKP iktidarı tanıştı ve hemen hemen 5 yıl, 7 yıl bir kadro hareketi olarak gelişti. Gerek ekonomide, gerek dış politikada ve hakikaten de her alanda önemli mesafeler kat edildi. Bu inkar edilemez. Ama ne zaman ki Türkiye'de adalet sistemiyle oynanmaya başladı, adalet sisteminde güven kırılmaya başlandı, kadrolar yenilmeye ve tek adam yönetimine doğru gidilmeye başlandığı andan itibaren Türkiye'de bütün kurumlar sarsılmaya başladı. Dolayısıyla siz ekonomiyi demokrasiden, adaletten ayıramazsınız. Demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlemediği bir ülkede kimse yatırım yapmaz. Yatırım yapmışsa da çeker gider. Çünkü istikrar ve güven ister. Adaletin olmadığı bir ülkede hiçbir şekilde siz yabancı sermaye tutamazsınız. Yabancı sermaye tutamadığınız gibi yerli sermaye de tutamazsınız. Çünkü öyle bir ortam yaratılıyor ki yerli sermaye dahi kendisini Türkiye'de güvenceli hissetmiyor. Yurt dışına kaçıyor. Bunu bizzat da söyleyen Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı kendisi. Şimdi böyle baktığınız zaman o zaman Türkiye'de ekonomi iyi yönetilmiyor. Bunu nereden çıkıyoruz? Şimdi bakın, dış politikada monşörler dendi. Bu işin uzmanları saf dışı bırakıldı. Şimdi bugün bakıyorsun ekonomi ile ilgili olaylarda daha çok danışmanlar konuşuyor. Yani aslında bu işi yüklenenler veya bu işle ilgili kurumlar, birimler geride. Fakat Cumhurbaşkanı danışmanları konuşuyor bu konuda. Ve piyasayı da etkiliyor. Sayın Cumhurbaşkanı ne zaman Merkez Bankası bir karar almaya kalktıysa her seferinde müdahaleci oldu ve bütün her müdahalesinde dolar farklı şekilde yükselmeye başladı. Daha önce dolar 2,5-3 lirayken dolarınızı satın, Türk parası yatırın dediler. Ama şimdi satanlar hepsi ağlıyor. Siz bu kez Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle yapacağını düşünüyor musunuz? Nasıl? Bu kez bunu yapacağını düşünüyor musunuz Sayın Erdoğan? Şimdi öyle neden bir noktaya yapsın? Geldik ki artık yani şeyin kıyısındayız doğrusu. Evet. Yani hepimiz endişe içerisindeyiz. Hiç kimse bu durumdan mutluluk ve memnuniyet duyamaz. Ya Sayın Erdoğan'ın ama da bundan memnuniyet duyduğunu kesinlikle söyledi. Kesinlikle duyamaz ama bir şeyden vazgeçmeyeli. Şimdi bakın çok basit 3-4 tane önlem var. Bugün CHP de açıkladı bunu. Yani olağanüstü hal bir kere artık Türkiye'de inanılmaz, tabii evet, inanılmaz diye zarar veriyor. Bakın bunu daha önce söyledik buralarda. TÜSİAD Başkanı yaptı, çeşitli kurum başkanı yaptı. Yani olağanüstü halin olduğu bir ülkeye yatırım gelmez. Güvence hissetmez kendisini.
Ekonomide vesayeti kaldıracaksın. Yani sarayın vesayetini diğer kurumlar üzerinden kaldırmak gerekiyor. Yani bu ilk defa Merkez Bankası'nı birazcık serbest bırakır gibi oldular. İki söz söylediler. Merkez Bankası bugün ciddi ve sert bir müdahale yaptı. Şimdi Başbakan'dan da bir açıklama var. Merkez Bankası'nın kararı ile ilgili ilave tedbirler alıyoruz. Almaya devam edeceğiz. Merkez Bankası üzerinde düşen görevi yapıyor dedi. Tamam. Şimdi, yapmaya da devam edecek. Yani evet. Aynı şey bugün CHP'nin yani ilmiş olduğu bildiri de var. Evet. Bu konuda Merkez Bankası da peki, muhakkak kendi üzerine düşeni yapmalı. Bir de yani hükümet veya Cumhurbaşkanı Türkiye'de dövizle olan veya yabancı parayla olan yatırımlara veya banka nakitlerine dokunulmayacağını çok kesin bir şekilde açıklamalı. Bu konuda ciddi spekülasyon var. Yani bu konuda güvence verilmeli. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı'nın İngiltere'de iş adamları yapmış olduğu toplantıda faiz konusundaki kendi fikrini diretmesi oradaki iş adamlarında da dışarıda da ciddi kaygı uyandırdı. Peki. Sonuç itibariyle. Dolayısıyla yani ekonomi öyle tek kişinin idare edeceği bir olay değil. Bir kadro işi. Evet. Ve muhakkak şekilde bu da ciddi kadroya yürütmesi gerekir. Peki Pınar Hanım, kısaca sizden bir yorum alayım. Faik Öztürk diyor ki o hali kaldırmak için işte bir an önce meclis toplanmalı. Dolayısıyla acil tedbirlerde o hali en öne alıyor. Ne dersiniz hukukçu olarak o halle ilgili ne düşünüyorsunuz? Tabii ki o hali bugün sadece ana muhalefet bugün konuşmuyor. Ana muhalefet o halle ilgili neredeyse bütün o hal gündeme geldiğinde kalkmalı şeklinde yorumunu yapıyor. Bugüne özgü bir şey değil. Ancak şunu da defaten burada da belirtiyoruz. Evet. Diyoruz ki o halin Türkiye'nin günlük toplumun evet, yaşamına ekonomik olarak yapılan işlemlerine herhangi bir etkisi yok, müdahalesi yok. O peki, hal sadece ve sadece terör örgütü FETÖ ile mücadele konusunda evet, şimdi Cumhurbaşkanı'nın bir argüman. Ne söylediğini şimdi merak ediyoruz. Dediniz ki Cumhurbaşkanı AK Partili eski milletvekilleriyle Beştepe'de iftarda bir araya geldi ve şu anda konuşuyor. Sayın Cumhurbaşkanı dinleyelim. Evet, Cumhurbaşkanı Beştepe'deydi. Kısmi dalgalanma Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle uyumlu değildir dedi. Kendi paramızı dövize değişmeyin. Seçimden sonra gerekli tedbirlerimiz olacak. Kurdaki dalgalanmanın önünü kesecek imkanlarımız mevcut. Dalgalanma küresel olarak yaşanıyor dedi ve 24 Haziran'ın bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti. Biz değerli konuklarımıza devam edeceğiz ama bir ara verelim. Aranın ardından siyasetin önemli başlıklarını konuşmayı sürdüreceğiz. Biraz ara lütfen. Evet, sıcak gelişmeyi de görüyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bazı açıklamalarda bulundu. Dolayısıyla CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztürk'ün bir açıklaması olmuştu. Ekonomide alınması gereken acil tedbirleri sıralarken OHAL'i gündeme getirdi ve seçimlerden önce OHAL tartışması tekrar başladı. Şimdi birazdan ara vereceğim tekrar. Aranın ardından OHAL, seçim güvenliği ve parlamentodaki çoğunluğu kim sağlayacak? Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda mı biter, ikinci turda mı biter sorularını çok değerli konuklarıma soracağım. Yaşar Hacı Salihoğlu, Elif Dördüncü Aydemir, Pınar Hacı Bektaşoğlu, Selami Öztürk, İdris Kardaş ve Nedim Şener'le birlikte yine kısa bir aranın ardından yayınımıza devam edeceğiz. Biraz daha ara. Evet, devam ediyoruz değerli konuklarımla. Pınar Hanım, sizde kalmıştık. Sözleriniz yarım kalmıştı. Şuradan devam edelim istiyorum. OHAL tekrar tartışılmaya, konuşulmaya başlandı. Siz OHAL'in seçimlerden önce kaldırılması gibi bir ihtimal görüyor musunuz? Çünkü muhalefet bunun kaldırılması gerektiğini ısrarla söylüyor. Sayın Akşener seçimlerden sonra hemen kaldıracağını söylüyor. Fakat seçimlerden önce böyle bir adım atacak mı size göre? Atması gerekir mi siyasi iktidarın OHAL'i? Şimdi bakın, iktidarın OHAL'e bakışı farklı. Ana muhalefetin farklı, diğer partilerin farklı. Evet. Sayın Akşener seçimlerden sonra demiş. Ana muhalefet hemen şimdi diyor. İktidar da bunun bir ihtiyaç olduğunu ve bu ihtiyaca binaen çok hevesli olmasalar bile bu OHAL sürecinin devamı gerektiğini söylüyor. Şimdi burada dışarıda olanlar için bu konuyu böyle konuşmak kolay. Yani muhalefet partisi için OHAL'i kaldırın demek kolay. Ama iktidarı elinde tutan, yöneten, ülkeyi yöneten, devleti yöneten ve her alanda ekonomik,
siyasal, güvenlik, iç güvenlik, uluslararası güvenlik, bütün bu alanlarda karar alması beklenen ve kararları alan ise elbette hükümet ve siyasi iktidar AK Parti. Biz burada dışarıdan hani ahkam kesmek kolaydır. Dışarıdan kalkıp o halle ilgili bu kadar kesin kalkmalı demenin gerçekten ülke gerçekliğine çok uygun düşmediğini düşünüyorum. Neden peki? Çünkü biz bilemeyiz. Biz şu an iktidarda değiliz. Biz şu an devleti yönetmiyoruz. Biz devletin ihtiyaçlarını bilemeyiz. Devletin ihtiyaçlarını elbette muhalefet partisi de belli ölçülerde bilebilir ama en azından işin içinde olan tabloyu bütün tehlikeleriyle, bütün hani kriptosuyla, örgütüyle, terör örgütüyle, terör örgütü bağlantılarıyla, olabilecek tehlikeleriyle, bütün bunlarla ortaya koyabilecek, değerlendirebilecek olan kurum hükümet. Hükümet eğer bugün diyorsa ki bu halen bir ihtiyaç diyorsa, ben bir vatandaş olarak ona güvenirim. Çünkü benim kaldır demem, evet ben de bir hukukçu olarak o hal dönemlerinin bir ülkenin genel görünümüne, genel perspektifine, genel durum değerlendirmesi için çok faydalı bir şey olmadığını söyleyebilirim. Şimdi Abdülkadir Selvi'nin şöyle bir yazısı var bugün. Diyor ki 16 Nisan referandumunda AK Parti'ye mesafeli duran şehirli muhafazakar seçmenler açısından temel hak ve özgürlükler önemini koruyor. Ve AK Parti'nin yeniden reformcu kimliğine dönüşünün işaretinin verilmesi gerekiyor. İlk adımda o hal olabilir. Biliyorsunuz referandumda 16 büyük şehirde hayır çıkmıştı. Ve bu özellikle şehirli muhafazakar seçmenlerin AK Parti'ye bir mesaj verdiği söylenmişti. Ve bu kez yine o hal eğer devam ederse aynı mesajı verebileceği ama özellikle parlamentoda bu mesajı verebileceği ile ilgili birçok endişesini dile getiren bazı analistler oldu. Ne dersiniz siz? Eğer o hal kaldırılmazsa bunun seçimlere yansıyabileceğini söylüyor birçok kişi. Şimdi Türkiye'de seçmen yani daha doğrusu Türkiye nüfusu orta gelir grubu noktasında kentli olup ama orta gelir grubunda olan kesim büyük ölçüde genişledi ve orta gelir grubunda bulunup kentlerde yaşayan bu sınıf toplumun bu bölümü için sadece ekonomi kriter olmanın ötesine yani sadece ekonomi kriter değil aynı zamanda adalet hukukta hukuk alanında gördükleri eksiklikler, adalet noktasında onları rahatsız eden durumlar, onlar için bir seçim sürecinde bir değerlendirme konusu olur. Ama orta gelir grubunun ve kentli sınıfın bu değerlendirmesi en nihayetinde sandığa gittikleri zaman yine oturup bunun gerçekten mecburiyetlerini ölçüp biçecek kadar da bilinçli bir sınıf, bilinçli bir kesim. Türkiye şu an Gezi olaylarından sonra 15 Temmuz'u görmüş, FETÖ darbe girişiminden sonra devletin yeniden örgütlenmesi, yeniden dizaynı gerektiğini görmüş ve halen terör örgütünün, özellikle FETÖ'nün gerçekten ülkenin paralel bir devlet yapılanması için de ülkeye halen sisteme hakim olma gayretini görmüş bir orta kentli sınıf bunu seçim sandığında o kadar da büyük bir hani değerlendirecektir ama bunun mecburiyetini ve makuliyetini de görecektir. Anladım. En nihayetinde. Peki Nedim Şener ne düşünüyor? O halle ilgili tartışmalara, seçim öncesi tekrar başlayan tartışmalara ne düşünüyor? Valla hani o hal öyle bir halini aldı ki hani amacı terörle mücadele, FETÖ'yle mücadele konusunda uygulamalara hayata geçirecekti. Bu hayatın her alanına yansıdığı zaman içinde. Mesela ekonomi konusunda bir örnek verirsek, Cumhurbaşkanı iş adamlarına yaptığı bir konuşmada işte o hal grevleri ertelememize sebep olabiliyor. Yani böyle de kullanabiliyoruz diye bir örnek vermişti mesela. Dolayısıyla ben hani kişisel olarak tabii ki o hal ismiyle yaşamak hoş olmadığı için onun psikolojik etkisinde binen bir insan olarak
söylüyorum. Bunun kaldırılması şey yapar, gereklidir. Fakat ben özellikle seçime giderken o haldeki yetkileri ekonomide ortaya çıkabilecek bazı hareketlerle ilgili olarak da kullanılabileceğini düşünüyorum. Yani işte örneğin grev kararı aldı Bursa'da bir sendika. Burada Bakanlar Kurulu kararına gerektirmeden kararnameyle hemen onu uygulamışlardı. Bunun gibi dolayısıyla talep edilebilir, istenebilir ama mevcut uygulamalardan yola çıkarak bakarsanız onu kaldıracaklarını çok zannetmiyorum. Nitekim zaten seçim sonucunda bir cumhurbaşkanı seçilecek ve aşağı yukarı o haldeki yetkilere sahip olan, adı o hale olmayan ama aşağı yukarı benzer yetkilere sahip olan ve kararnamelerle yürütmeyi ele alabilecek bir cumhurbaşkanı seçilecek. Dolayısıyla benim düşüncem hemen seçimden sonra o halinde zaten kalkacağı yönünde. Öte yandan... Ya seçimden sonra uzamayacağını mı düşünüyorsunuz? Yok, hayır, zannetmiyorum. Yani onu çünkü Cumhurbaşkanı kararına... O zaman neden şimdi kalkmıyor? Yani için seçime girmek... Çünkü o boşluk bırakmak istemezler. Nitekim bu kararnamelerde yapılan bir takım işler var. Yapılması gereken bazı işler var. Veya öngörülemeyen bazı riskler ortaya çıkabilir bir ay içinde. Bu hani hep söylenen bir şey var. Toplumun hayatının genelini etkilemiyor ama psikolojik olarak şöyle bir etkisi var. Faik Bey orada şöyle haklı. Uluslararası piyasalara Türkiye'de artık normalleşmeye dönüyoruz. O travmaya atıyoruz. Mesajının verilmesi lazım. Ekonomide psikolojik faktörü azımsamayın. Bununla ilgili yani çok Nobel ödülleri veriliyor yani şeyde. Siyasi iktidardan da o halin kaldırılması ile ilgili bazı sesler yükselmişti. Onlar da söylemişlerdi. Yani işte bunun atılmasının olumlu olacağı düşünüyor. En azından mesela seçimden sonra bunun kaldırılacağının söylenmesi, örneğin kazanacaklar açısından söylüyorum, olumlu bir etki yapar. Türkiye açısından da, demokrasi algısı açısından da. Çünkü bugün yaşadığımız bu ekonomik dalgalanmanın ekonomik nedenleri var, jeopolitik nedenleri var. Gerçekten algılarla ilgili meseleler var. Mesela bunu dört başlıkta, ben okuduklarımdan hep şöyle bir dört başlık çıkıyor. Türkiye biliyorsunuz büyüme odaklı. Yani Erdoğan hep sürekli büyüme, düşük faiz ve yüksek büyüme üzerinden. Bir de ekonomide bir kural var. Hani faiz enflasyonun sebebi mi, enflasyon faizin sebebi mi diye bir tartışma var. Erdoğan bunu ekonomi teorilerine ters bir şekilde önce faizi düşürün, enflasyon düşer diye söylüyor. Oysa faiz bir maliyet, enflasyonu oluşturan maliyetlerden bir tanesi literatürde. Dolayısıyla ona öyle bakmadığı için sürekli Merkez Bankası'nın üzerinde sen faizi düşürmediğin için yeterli büyümeye sahip olamıyoruz gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Ve uzun zamandan beri işte bugüne kadar faizi artırmakta geri durdu Merkez Bankası. Oysa kullanabileceği enstrümanlardan bir tanesi bu faizi artırmaktı. Şimdi en son Cumhurbaşkanı Merkez Bankası Başkanı AK Parti Genel Merkezi'ne gitti. Orada bir toplantı oldu. Toplantı oldu. Merkez yani, Bankası'nın bağımsızlığı ile ilgili tartışmaların olmaması gerekiyordu. Yok, zaten hani şöyle faizi indirmek veya düşürmek zaten yetkisinde, yani bağımsızlıkla ilgili bir tartışmadan da ziyade Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun oturacak bu kararı alacak. Bu bağımsızlık kararı öncesi de böyleydi zaten. Yani doğrudan başbakana danışarak yürüyen bir şey değildi. Bunu kararını alırlar, ekonominin gereğini uygularlardı. Şimdi buna tekrar dönmüş olmaları iyi bir şey. Aynı gün hem Cumhurbaşkanı hem Başbakan'ın serbest piyasaya atıf yapmaları önemli bir şey. Mali disipline atıf yapmaları önemli bir şey. Ama ekonomi dışında bazı faktörler de var. Mesela bütün analizleri okuduğunuz zaman seçim öncesi artan bir siyasi belirsizlik tartışması var. İki, jeopolitik riskler, deminden hocamızın söylediği, Yaşar hocamızın söylediği türden. Bir de tabii en önemlisi doların küresel değer kazanması. Yani Amerika'da bugün faizlerin artışı bekleniyor. O tabii oraya doğru dolar akımını arttırdığı zaman bu piyasalardan çıkış anlamına gelir. En çok da bizden çıkıyor. Çıkış birçok ülkeler, evet, var. Burada peki. Dolayısıyla burada bakacağımız şeyler şu. Mesela Salih Hoca'nın söylediği, Yaşar Bey'in Salih karıştırdım, kusura bakmayın. Yaşar Bey'in söylediği mesela yani buradaki dolar kuruyla şey arasında, işte S-4 füzesi alımı arasında yaratılan tartışma bir derecelendirme kuruluşunun raporuna girebilir. Şöyle girer. O ona taraf olarak değil, yani
bunu yapmayın diye değil ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye bir bakış açısı var. Yani diyor ki bunu almayın, bakın aramız iyice açılacak diyor. Şimdi Türkiye şunun kararını verecek. Ya Amerika'nın bu baskısına boyun eğecek, S-4'leri almaktan vazgeçecek ya da evet kardeşim bu benim için önemlidir, senin yarın sağın solun belli olmaz deyip ona karşı da duracak. Bunun sonucunda yani dolar onun sonucunda belli bir hareketlenmeye girebilir. Belli bir spekülasyon yapılabilir. Peki. Ama ekonomideki realiteleri gözden kaçırmamak gerekiyor bu değerlendirme yaparken. O halle ilgili İdris Bey siz ne düşünüyorsunuz Sayın Kardeş? Yani o halin bu noktada kaldırılması birçok tartışmayı da önler mi? Yoksa siyasi iktidar neden hala ısrarcı sorusunun size kendisi ne? Yani şimdi o halin oluştuğu şartlar, hani neden o hal geldi unutmamak lazım. Yani 15 Temmuz'u hatırlamak lazım. Ondan sonra gelen bir süreç. Tabii 15 Temmuz'a gelen süreci de bilmek lazım. Bürokratik, o bürokrasinin içerisine giren, sızan bir terör örgütünden bahsediyoruz. Şimdi bu hızlı örgütün, karar almak gerekiyordu. Yani bu örgütün buradan ayıklanması gerekiyor. Bir kurumsal vesayet var ve bunun içerisinden çıkması gerekiyor. Bunun için de ciddi bir etkili bir mücadele lazım. Güçlü bir siyasi irade lazım. Şöyle bir şansımız var. Yani halkın büyük, işte belli bir kesiminin %50'nin üzerinde oy alan bir cumhurbaşkanı bu mücadeleyi yürüten bir siyasi irade. Bu da bir güven ilişkisi oluşturuyor. O yüzden de OHAL konusu çok toplumun genel kesimlerinde çok büyük bir rahatsızlık meselesi değil. Yani o güven ilişkisinden kaynaklı bir durum var. OHAL evet iyi bir şey değil. Yani kimse buna aklı başına hiç kimse ya iyi OHAL ne güzel demez. Ama mecburiyetten kaynaklı olduğunu unutmamamız lazım. Bir an önce kaldırılması gerektiği konusunda herkes hemfikir ama bunun kararını verecek biz yeterli bilgiye bu meselelerle ilgili sahip olmadığımız için hangi sahiplerle bu devam ediyor, hangi terör örgütü bir yandan, onunla ilişkili olan diğer devletler bir yandan, psikolojik etkisi var yine karşı devletlerle ilgili. Ya birçok boyutu var bunun siyasi, psikolojik olarak. 24 Haziran'ın etkisi ne olur peki sizce? Hiçbir etkisi yok. Yani bundan önce bir referandum da yaşadık. İşte insanlar şu anda bütün Cumhurbaşkanı adayları propagandalarını yapıyorlar, mitinglerini yapıyorlar. İnsanlar gidip dinliyor. Yarın öbür gün daha da şenlenecek ortalık. Bu OHAL'in seçimle ilgili bir şeyi yok. Yani ona engel herhangi bir durum yok. Yani bu açık. Şimdi bu olma ihtimali en ufak bir ihtimali olsaydı zaten siyasi iktidar burada bir şey yapabilirdi. Çünkü bu ona ters tepecek. Ya, ve bu stratejiyi bu siyasi aklı bilebilecek ölçüde siyasi geçmişi, deneyimi sahip bir iktidar partisinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu seçime yönelik bir işte zorlayıcı, engelleyici, kısıtlayıcı propagandalara yönelik herhangi bir durumu yok. Yani 90'larda yaşadığımız OHAL değil. Yani bu çok farklı bir OHAL'den bahsediyoruz. Dünyanın başka ülkelerinde de OHAL'le seçime giden ülkeler oldu. Onların da başka güvenlik endişesi daha farklıydı. Onlar teröre karşı bir OHAL ilanı vardı. Daha güvenlik perspektifliydi, endeksli bir OHAL'dı. Bizimkisi daha farklı bir OHAL. Hani hep Cumhurbaşkanı şunu diyor, devlete karşı bir OHAL aslında uygulanıyor. Muhakkak birebir gündelik hayatta bazı insanlar için etkilisi olabilir ama bu temel hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı bir etki değil. Yani 90'larda yaşadığımız türden bir OHAL değil. Dolayısıyla bunun seçime yönelik böyle bir etkisi olacağı konusunda benim hiçbir şeyim yok. Yani olmayacağı konusunda bir şüphem yok. Böyle bir endişem yok açıkçası. Anladım. Yani olağanüstü halin günlük hayata etkisi yok demek çok doğru bir yaklaşım değil aslına bakarsanız. Yani tamam bazen hayatında etkileyemeyebilir. Nasıl etkileri ama var peki? Şimdi bakın bir kere iş adamlarının bu konuda ciddi endişeleri var. Türkiye'yi terk eden iş adamları var. Yabancı serbest. Bakın daha dün İzmir Serbest Bölgesi'nden bir firma çekildi ve 3000 işçisini bıraktı. Şimdi bunların etkileri var. Yani bunların etkileri yok diyemeyiz. Ne görmüş şimdi, mesela? O iş adamı o halde ne baskı görmüş? Nasıl? O iş adamı o halde ilgili hangi kararname etkilemiş onu? Birçok kararname yayınlanıyor. Ne yani ama? Bakınız. Yani sonuç itibariyle Türkiye'de yargılamalarda problem var. O iş adamını diyorum. İş adamı söylüyor. İş adamları için de bu geçerli. Bakın siz adalet ve hukukun olmadığı bir yerde, demokrasinin bütün kurum ve kuralları işlemediği bir yerde bu güvenceyi veremezsiniz. Şimdi yarın seçime gideceğiz. Valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri, emniyet mensupları, devletin bütün kademelerinde görev yapan memurlar maalesef hükümetin talimatıyla hareket edecek. Siz Merkez Bankası Müdürünü AK Parti Genel Merkezi'ne çağırmaya sahip değilsiniz. Oraya çağırdığınız zaman dünyaya bir başka mesaj verirsiniz.
Dolayısıyla yani onun etkisi yok, bunun etkisi yok. Bu yok, tek, hayır, baş, bu tek başına bir sebep değil. Yok, yok ama o hal, siz ama şeyden bahsediyorsunuz. Türkiye'nin genel şartlarından kaynaklı bir iş adamının, bunun örneği bilmiyorum, ben sizin bir örneğiniz. Şeyini, detayını ben bilmiyorum. Hı hı. Bir iş adamının ben burada artık yaşamak istemiyorum dışarıda. Bu bakın, o halle birebir mesele, o hal geçen TÜSİAD TÜSİAD geneliyle ilgili. TÜSİAD başkanı böyle açıklaması oldu. Şeyi, dedi ki olağanüstü hali kaldırın şey dedi. Neden dedi? Ekonomik nedenlerle söyledi. Yabancı iş sermayelerle iç sermayeyle tamam, ilgili işte, söyledi bunları. Yani bugün siz olağanüstü devam ettirirken mesela dünkü şey, dünkü dolara yapılan müdahale, dolar kurunun işte yükselmesi o halle bilgisi var mı birebir? Nasıl? Birebir o halle ilgisi dolaylı var. Ilgisi o hal kaldırılmış olsaydı daha iyi. Dolaylı ilgisi var. Tekrar yaşanabilirdi. Türk lirasının kırılganlığı ile ilgisi var. Yok yok, yine yaşanabilirdi. Ben onu demeye çalışıyorum. Yani o hal olsaydı da olmasaydı da dünkü kur artışını tekrar yaşanabilirdi. Bak, yani, kırılganlığın önlemini almak bunlardan bir sebeptir. Siz olağanüstü kaldırdığını söylerseniz bu konuda bir güvence verirsiniz. Bir daha söyler misiniz? Aynı anda konuştunuz çünkü. Olağanüstü hali kaldırdığınızı bugün söylerseniz bu konuda kamuoyuna bir güvence verirsiniz. Dış dünyaya bir güvence verirsiniz. Dolayısıyla yani doların düşmesinin temel sebeplerinden bir tanesi de bu olabilirdi. Ama yok, dış dünya onunla, bu dış onunla dünya çok ilgilenmiyor. Nasıl ilgilenmiyor? Nasıl ilgilenmiyor? Ya. Şöyle, dış dünya, yapmayın o zaman takip etmiyorsunuz. Dış dünyanın ilgilendiği şey şu. Bizim kendi irademizle bir cumhurbaşkanını seçmişiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçmişiz. Çok onların istediği gibi hareket etmiyor. Dolayısıyla da çok açık bir şey. Şimdi bunlar ortada olan şeyler. Ya bakın, bu tek buna da takılırsanız. Hayır bir bakın, dakika. Bir tek buna takılırsanız çok yanılırsınız. Şundan dolayı. AKP şu, ilk defa seçime girmiyor ki. Bundan önce de seçimlere girdi. Hangi seçimle yakınlarız böyle bir şey? Kendi irademizle bir başkan seçmemiz bunların işine gelmiyor. Bu Erdoğan olur. Yarın öbür gün Erdoğan gider, başka birisi olur. Bu önemli değil. Milletin kendi iradesinin direkt sandığa yansıması, ondan sonra ülke yönetimine yansıması çok da işlerine gelen bir şey değil. Dolayısıyla bunu çok speküle ediyorlar. Bu OHAL'in kalkmasıyla kalkmamasıyla ilgili bir mesele peki, değil. İdris dünkü Bey, yaşadığınız mesela hadise bununla ilgili değil. Ben de onun için diyorum ki sadece OHAL tek başına bütün kötülüklerin anası değildir. Bir sürü mesele vardır, bir sürü problem de vardır. Bunlar olabilir. Ben olağanüstü hal tek vardır başına bu neden... Ama, evet, neden bu da tek başına OHAL'i suçlamakla bir yere varamayız. Yani. Bir tanesi de rahatlatıcı olur diyorum sadece. Hem demokrasi açısından, hem hukuk açısından, ya, hem ekonomi evet açısından. Bir de kaldı ki sadece bizim paramız dolar kasta değer kaybetmiyor. Bütün mü? Yani Güney Afrika'nın işte randı karşısında %14, Meksika'nın peso karşısında %15, Tayland'da bahtına karşı %16. Yani bütün dünyadaki diğer para karşı da kaybediyor. Yani hepsi dolara karşı kaybettiği için bunlara sabit kaldığı için kaybetmiş gibi görünüyor. Yani bu hepsini, göreceli bir mesele. Elbette dış güçler her zaman müdahale edebilir. Sizin ekonominiz güçlüyse, siz güçlüyseniz onu karşılayabilirsiniz. Tamam, karşılayacaksınız. Eğer ekonomide kırılganlık varsa o zaman problem yaşarsınız. Bu ekonomide kırılganlığından kaynaklanıyor. Anladım. Elif Hanım önce bir söz istedi. Ondan bir onun bir itirazları var ya da evet, katkıları var. Şimdi ekonominin görmek istediği öncelikle istihdam yaratan bir büyüme, süreklilik görmek ister, istikrar görmek ister, hukukun üstünlüğünü görmek ister. Bu unsurlardan bir tanesi eksik olduğu zaman rekabet edebilir, iş gücü önce kaçar. Bunun arkasından uzun vadeli sermayede çekingenlik ortaya çıkmaya başlar. Ve bugün gördüğümüz gibi yurt dışına sermaye gitmesi, yurt dışından gelen sermayenin azalması gibi sonuçlar olur. Şimdi daha önceki AKP hükümetlerinde bu olmadı. Bu dönem oluyor ve o halle birebir bağlantılıdır. Çünkü sermayenin, global sermayenin gidebileceği alanlarda Türkiye'nin rekabet ettiği başka gelişmekte olan ülkeler var. Meksika biraz önce Türk lirasının karşısında değer kaybettiği Meksika bunlardan bir tanesi. Brezilya başka bir tanesi ki orada da büyük skandallar oldu biliyorsunuz. Hükümet görevden alındı, devlet başkanı Dilma Rousseff. Dolayısıyla bunları da göz önünde bulundurduğumuz zaman bizden farklı bir statüleri olması lazım ki global sermaye buraya gidiyor. Şimdi Türkiye eğer rekabet edebilir iş gücünün yurt dışına kaçtığını görmezse, teknolojiye katma değer üretecek istihdama yatırım yapmazsa her zaman dövize karşı zayıf kalacaktır. Şu anda borçları borçla kapatmak gibi bir eğilimi var hükümetin ve hangi hükümet gelirse gelsin seçimlerden sonra
ciddi bir ekonomik kriz beklemekte Türkiye. Peki bunun OHAL'le bağlantısı nasıl? OHAL kalkarsa ne olacak mesela seçimlerde? OHAL kalkarsa bir güven ortamı mı oluşacak? Bir normalleşme başlayacak. Hukukun üstünlüğü tekrar ortaya çıkacak. Bununla beraber Türkiye'nin bu normalleşmeyi destekleyen konjonktürel değişimlere girmesi, yapısal reformlara girmesiyle beraber uzun vadeli bir güven ortamı tekrar olacak. Ama her halükarda bu dalgalanmada evet, Amerika'nın değerli para politikası izleyeceği Trump'ın kampanya döneminden beri belliydi. Ama bunun önlemleri alınmadı Türkiye'de. Onun önlemlerinin alınmamasının sonucunu yaşıyoruz şu anda biz. Anladım. Didem Hanım, şimdi ekonomist değiliz. O yüzden ekonomiye ilişkin böyle çok ahkam kesmek bizi izleyen değerli ekonomistlere haksızlık ama olur. Biraz ama biraz meseleyi temel hak ve özgürlükler, demokrasi. Hukukta da okumuyorsunuz ama bize siyasalda yok, çok ağır kamu maliyesi, makro, mikro, politik, ekonomi. Hepsini okuyoruz. Şimdi 2016 yılında OECD'nin yayınladığı küresel kalkınma perspektifleri raporu, 2017 raporunda Türkiye'nin orta gelir grubundan, biraz önce bahsettiğim için özellikle vurgulamak istiyorum. Türkiye orta gelir grubundan çıkıp yüksek gelir ve yükselmekte olan ekonomiler sınıfına girmiştir şeklinde raporu OECD'nin, isterseniz açıp bakabilirsiniz. Şimdi ve bu raporda şunu aynı zamanda belirtiyor. Diyor ki 2030 yılına kadar Türkiye ile birlikte İşte Çin, Kolombiya, Costa Rica, Endonezya gibi ülkeler. Raporun tarihini tekrar hatırlatır mısınız? 2017 yılı küresel kalkınma perspektifleri. OECD'nin 2016'da yayınlanan raporu. Evet, 2016'da yayınlandı. Ama 2017 perspektiflerinde Türkiye'nin orta gelir sınıfından çıkıp, yani gelir kategorisi olarak orta gelirden 2 yıl önceki Türkiye'den gelir bahsediyoruz. Kategorisine yani girdi ama öngörülen öngörülen Türkiye ile ilgili öngörü de şu: 2030 yılına kadar bu büyüme hedeflerini tutturacak ve yüksek gelir grubunda kalacak ülkeler sınıfında. Şimdi ne oldu? 15 Temmuz'dan önce mi peki? Bu önce yapılan bir araştırma mı? Onu söylemeye çalışıyorum. Hayır, şimdi yok, bu dönemden 2016'nın sonu. Hayır, 2017 perspektifi. Sürecinde yok, 15 Temmuz'dan sonra. Türkiye'nin yönetiminde, ekonomi yönetiminde ciddi sıkıntılar çıktı. O yüzden bu öngörü kendini gerçekleştirmemiştir. Şimdi bakın, ister 28 Aralık 2016 referandum 15 Temmuz'dan sonraki bir evet, rapor. Evet, doğru. Sonra. Aynen. Yani darbeden sonra bile 28 Aralık OECD'nin değerlendirmesi Türkiye için, Türkiye yüksek gelir grubunda artık ve yükselmekte olan ekonomiler içinde ve 2030 yılına kadar da bu hedeflerini bu şekilde giderse tutturacak bir ülke olarak. Şimdi ne oluyor da bakın, ben böyle hani komplo teorileri, dış mihraklar demek istemiyorum ama bugün ne oldu da bizim borsada değerler, uluslararası finans kuruluşları değerlerini sattı, bankalardaki tahvillerini sattı, dolara döndü, çıkmaya çalıştı. Ne oldu? Peki, güven sizce duygusu değişti. Bakın, güven duygusu değişti. Hayır, diyor. Hayır. Yani biz 6 ay önce buralarda başkanlık sistemi. Hatırlayın biz aynı şunu söyledik, dedik ki Gezi olaylarıyla 17-25 ile darbeyle yapamadıklarını bizim finans sistemimize yönelik bir müdahaleyle yapacaklar. Hatta bunu Amerika'daki Zarrab davası konusunda bile hepimiz mutabıktık ve bunu konuştuk. Dedik ki şu andan itibaren bu Gezi'de yapamadıklarını, 17-25'te yapamadıklarını, darbeyle yapamadıklarını muhakkak ki Türkiye'nin finans sistemine yönelik bir müdahaleyle bunu yapmak isteyecekler dedik. Peki bunu Pınar Hanım, Selami Bey bunu biraz şeye bağladı. Yani başkanlık sistemine bağladı. Çünkü şu mesele çok konuşuldu. Her zaman da konuşuyoruz. Yani bunu Sayın Erdoğan'dan bağımsız konuşmak, tartışmak lazım. Gelecek olan Cumhurbaşkanı ya da tam başkan da çok fazla geniş yetkilerle donatıldığı için dolayısıyla hangi kararlar alacak, ne yapacakla ilgili hukuk meselesinde, ekonomiyle başlıkta başkanlık... çok eleştiri var. Dış piyasada da bununla ilgili kaygılar mı var acaba? Hayır. Yatırımcıda hayır, daha doğrusu. Bir hukukçu olarak söyleyebilirim ki başkanlık sistemi bir ülkenin, hele hele siz bugün ekonominin daha hızlı büyümesini, daha hızlı kararlar alınmasını, daha üretime dayalı, daha istihdama dayalı, daha artı teknolojik üretimler yapan ve katma değer üreten bir ülke ekonomisi hayal ediyorsunuz ama bunun önünde sizi engelleyen
devletin örgütlenmesi için de belli bürokratik vesayeti var. Var. Bir sürü ne var. Allah aşkına? Başkanım, ben 16 yıldır, onunla tartıştık. 16 yıldır hükümet şimdi ne var ya? Şimdi başkanlık sistemi de fabrikaları sattınız. Hayır, ben bitireyim. Limanlar satıldı. Sayın Başkan şey bitireyim ama. Yapmayın Allah aşkına. Bakın, ya. Lütfen bitireyim. Öyle anlatıyorsunuz başkanlık ki. Başkanlık sisteminin eğer bunları bunlar için bir ilaç olmadığı, eğer bunları tedavi edecek bir reçete olmadığı konusunda, eğer uluslararası piyasa ve bu piyasanın baş aktörleri bu konuda tereddüt içinde olmasalar zaten bugün bu müdahaleyi yapmazlar. Çünkü bu sistem, anladım, bu sistem sizin ekonominizi böyle müdahalelere karşı çok daha güçlü hale getirecek. Devlet sisteminiz, devlet organizasyonunuzu yeniden örgütleyeceksiniz, daha hızlı karar alacaksınız. Artık belli böyle kulağı şu taraftan göstererek değil, direkt bir başkan, cumhurbaşkanı, bir başkan ve o başkanın etrafında devletin çok hızlı kararlar alan bir yönetim ve bir organizasyon olacak. Bu da, bakın bu da ben seçimlerden sonra göreceksiniz Türkiye piyasalarına, Türkiye'ye, iç piyasaya 30 milyar dolar, 40 milyar dolar parayı çok rahatlıkla getirecekler. Bugün çıkarttılar. Getirecekler seçimden sonra. Çünkü getirdikleri zaman o sistem içinde o paranın daha ne kadar hızlı büyüyeceğini zaten öngörüyorlar. O nedenle bunu yapıyorlar. Selam Bey, bu başkanlık müdahalenin nedeni faizleri yükseltmekti. Bir yerde faizleri yükseltmekti. Onu da tabii ki Türkiye kurumları her türlü saldırıya karşı ülkesini, ekonomisini korumak zorunda. Faizler yükseldi ama göreceksiniz bu yükselen faizler... Peki. Seçimlerden sonra Türkiye halen çok güvenilir bir liman. Paranın değer kazandığı, arttığı, paranın Pınar'ın bildiği bir kaynak mı var Pınar Hanım? Biliyorsunuz herhalde. Bakın 2016'da hatırlıyor musunuz, dolar 4 bin lira seviyesine geldi. Hatırlarsınız. Yok. 2016'da da oldu. Evet evet. 2015 öncesi 3.50'ye geldi. Daha sonra aynen 4 oldu. Denildi ki 5 olacak ama 4'ten düştü. 3.20'lere, 3.30'lara ve bir yıl hızlı öyle gitti. Tamam. Hep bu böyle oldu. Bir ara vereceğim ama önce siz dinleyin sonra çok kısa söyleyeceğim. Söyleyeyim. Şu biraz önce bahsettiğiniz işte 15 Temmuz'dan sonra finans aracılığıyla Türkiye'ye müdahale etme planı olabilir. Eğer vardıysa zaten buna karşı çok ciddi önlemler alınması lazımdı. Bunları önlemleri alacak bizler burada değiliz ya da vatandaşlar alınmaz sokakta değil. Alınsaydı bugünkü sonuçlar olmazdı. Elif Hanım, büyüme oranımızı biraz önce söylediniz ama bakın büyüme oranını da bir tarafa bırakıyorum. Türkiye 2002 yılında işsizlik oranı %10'du, şu an yine %10. Geçen sene %12 idi, şu an %10'a düştü ve nüfusumuz 10 milyon arttı. Nüfusun 10 milyon arttığı bir ülkede eğer işsizlik oranı bu kadar darbelere bu rağmen, rakamlar bu o kadar yanıltıcı ki artık kırıcı, insanlar bu kadar travmatik durumlara rağmen eğer istihdam tanesinin işsiz olduğu bir ülkede ekonomi iyi yönetilir derseniz hakikaten bakın, burada bizi izleyen gençlere çok ayıp olur. Benim öğrencilerim de dahil olmak üzere gençliği, hepsi gelecek endişesi içindeki işsizlik oranı artıyor olabilir korkusu içerisindeler ve rekabet edebilir olanların hemen hemen hepsi kendilerine alternatif olarak yurt dışını planlamaktalar. Elif Hanım, şimdi bunların olduğu bir ülkede ekonomi yönetilemiyor demektir. Bunu seçimlerden sonra yapacağız demek de seçmenin aklıyla alay etmektir. Seçim, her zaman, eğer şu anda bakın, kanun hükmünde kararnameler de dahil her türlü müdahale imkanı elinizdeyken seçim öncesi bu kadar yükselebiliyorsa bir günde Türk lirası %5 değer kaybedebiliyorsa 2002'de 1 lira 10 kuruş olan bakın, dolar bugün Türkiye'de, bu kadar yükselip Türkiye'de neredeyse 5 liraya oranı, dayandıysa bu ekonominin düşmüş, doğru yönetilmediğini hayır, en büyük işaretidir. Siz devamlı bardağın boş olan tarafına bakıyorsunuz. Siz de fazla doğu tarafına bakıyorsunuz. Bakmadığınız zaman doğru değerlendirme yönetim yapamazsınız. Eksikliği mevcuttur. Türkiye'de, ve bunu seçimlerden sonra bakın, biz yapacağız demek seçimlerle alay etmek demektir. Değil. AK Parti iktidarları döneminde her zaman mali disipline ve bütçe disiplinine uygun hareket edilmiştir. Seçim dönemleri dahil olmak üzere. Cumhuriyet tarihinin en büyük özel borçlanmasını yaşıyoruz bu iktidar şu anda. Dönemlerinde de sosyal devlet anlayışıyla
baş kapatıyoruz. Alt gelir grupları, asgari ücretliler, emekliler, yoksul kesim, her zaman engelliler, peki, her zaman gözetildi. Açlık sınırında yaşayan bunun da maliyeti, maliyeti hiç önemli değil. Bakın. Helali hoş olsun, yapmaya da devam etsinler. Ama zenginleşen bir hükümete ben bir bitireyim. Ama siz biraz önce bana söz verilmişti. Lütfen üniversite gençliği izliyordur bizi. Tamam, evet, tamam, üniversite söyle. Gençliğinde işsizlik oranı artıyor olabilir ama bu da bizim şu an üniversite mezunlarımızın hangi alanlarda mezun olduklarına bakalım. Sosyal alanlarda mezun oluyoruz. Biz istihdam yaratamıyoruz. Alanlarında mezun olmuyoruz. İktidarla orta direkle gelir ama orta direk ve en fakir sınıfına giderler. Ve biz de önümüzdeki seçimlerde buna şahit olacağız. Mezun olan genç nüfus kesimimiz ne yazık ki sosyal alanlarda ve devlette istihdam bekleyen alan. Peki, izninizle bir ara verelim. Tamam. Üretim sağlama noktasında ne yazık ki peki. Fen alanları ve teknoloji bir ara vereceğiz Elif Hanım ve Pınar Hanımlardan Selami Bey ve Yaşar Acısalioğlu ile devam edeceğiz. İzninizle biraz ara. Daha sonra parlamentoda 301'i kim bulacak sorusunu biraz irdeleyelim istiyorum. Ama önce bu meseleyle ilgili sizin görüşlerinizi alacağım Yaşar Hocam. Merak etmeyin. Tamam. Sabırsızlandığınızı biliyorum. Evet. Bir ara verelim sonra devam edelim. Biraz ara. Evet, devam ediyoruz. Yaşar Hocam sizle, Nedim Bey, yayına girdik, yayındayız. Dolayısıyla aranızda konuşmamanızı... Biz devam ediyoruz. biz de buradan devam edelim efendim. Yaşar Hocam. Söyleyeceklerimi Soyhan Bey devam edemeyecek konuşmaya. Bence de öyle, galiba evet öyle. Zaten biz Kadıköy'ün sorunlarını konuşuyorduk. Öyle mi? Tamam. Buyurun. Şimdi tabii yani... O hale ilgili Türkiye, ne düşünüyorsunuz? Türkiye önemli bir virajda bence. Yani şunu görmek gerekir, eğer buna... katılmıyorsa sevgili arkadaşlar, bunun üzerinde bence konuşmak gerekir. O da şu, Türkiye'nin şu anda tuttuğu yol nedir? Nasıl bir sanayi modeli benimsiyor? Şimdi makro strateji açısından bakmak gerekir. Aynı zamanda benim yani çok önemsediğim ve Türkiye'nin belki biraz gecikmeli de olsa hiçbir zaman gündeminden düşürmeyeceği şey, kalkınma iktisadının bütün parametrelerini, bütün hassasiyetlerini, bütün dinamiklerini diri, canlı tutabilme becerisini gösterme dirayeti içinde mi? Bunun farkında mı? Ne demek o? Dağını taşını, bütün verimini, birikimini, bereketini bir üretim ekonomisine dönüştürebilme çabası. Yani yeni bir şey keşfetmenin bir anlamı yok. Çok açık bir şekilde bu. Frederick List çok önemli bir iktisat tarihçisidir. 19. yüzyılda yaşamıştır. Bir insan boyu külliyata sahiptir. Onun jenerasyonu bugün... bu çizgiyi sürdürür. Çok güzel sapladığı bir şey var. Diyor ki bugün dünyadaki o batılı ekonomilerin tamamı kalkınma iktisadıyla, bir bebek duyarlılığıyla, bebek endüstrisi anlayışıyla bütün değerlerini kalkınmanın ve yükselişin, o güçlü olmanın amacına seferber etmiştir. Bunu yaparken bütün koruma tedbirlerini, bütün bu konudaki koruma hassasiyetini sonuna kadar korumuştur. Ve bunu da bir güzel metaforla ortaya koyar. Merdiveni itme metaforu. O koyduğu hedef zirvedir. O merdivenin her basamağında bunun stratejisi, aklı, politikası vardır. Oraya çıktığı andan itibaren de bir şey yapar. Merdiveni bir tekmeyle iter. Niye yapar bunu? Bir başkası aynı yolu izlemesin diye yapar. Oraya çıktıktan sonra dünyaya, bugünkü literatüre bunu dönüştürelim, küreselleşmenin faziletlerinden bahsetmeye başlar. Ne demek o? Açın kendinizi. Açın, açtıkça küreselleşeceksiniz der. Kendisi aslında o başarı elde etmekten daha önemlisi koruyabilme becerisidir. Dolayısıyla onu koruyabilmek için olabildiğince bu konuda o koruma tedbirlerini birazcık daha belki görünür kılmayabilir ama daha altta tutar onu. Onu her zaman diri tutar. Dolayısıyla kendisinin açılabileceği, açılacak her türlü sınırı, engeli olmayan açılacak yer arar. Kendini açsın ki kendisi ona doğru açılabilsin. Bunu yıllardır yazarım, savunurum. Bugün de aynı çizgideyim. Bugün bu iktidarın bunu fark etmiş olması, son dönem itibariyle bu kulvara girmiş olmasının heyecanını ve desteğini o yüzden vermekteyim. Bunu net olarak saptayalım. O da şudur. Sizin dışa açılma araçlarınız şirketlerinizdir. Bir kısmını kaybettik, doğru. Bunlar hatalıydı, doğru. Ama şimdi özellikle milli savunma sanayinde başlayan ve bunu da yüzleştiğiniz andan itibaren yaptınız. Gördünüz ki parasıyla bile silah alamıyorsunuz. Görüyorsunuz ki bu konuda bir ciddi bir sıkıştırma kulvarı olarak kullanılıyor.
Orada başladı bir çaba. Şimdi bizim iki açığımız var. Teknoloji bağımlısı ülkeyiz. Dolayısıyla teknoloji transferini en aza indirip teknolojiyi üreten ülke olmak zorundayız. Peki. İkincisi de enerji bağımlılığımız. Bunu da mevcut enerjimizi çeşitlendirerek bu konuda çok önemli bir coğrafya imkanlarına sahibiz. Ama yetmez. Aynı zamanda da olabildiğince en aza indirmelisiniz enerjideki bağımlılığınızı. Nükleer enerjiyi o yüzden sonuna kadar destekliyorum. Bunun çok temel parametresi, güçlü olmanın yolu bu. Batı'nın yaptıkları bunlar. Bu yolları izleyebilmek. Şimdi bu kulvara girdik. Bu kulvarın içindeyiz. Yine söylüyorum, geçmişte bir takım eksikler, hatalar yapılmıştır. Ama ben genel anlayışa bakarım. Dolar, döviz, faiz bunlar enstrümandır. Bunlar çok önemli ölçüde güçlü, üretime dayalı ekonomilerde çok etkili olmayabilir. Yine etkileri vardır ama olamayabilir, olmaz da hatta. Dolayısıyla bunların geçmişte Türkiye'yi hapsettiğini, tamamen o araçlarla yönetildiğini unutmayın. Bunun simgesi de IMF'ydi. Yani hiçbir şey yapılamıyordu adeta. Borsa kapansın da siyasi bir kararı öyle açıklayalım noktasındaydık. Peki ama bu kez de seçimden sonra 24 Haziran'dan sonra güçlü bir başkanlık, bütün yetkilerini elinde toplamış bir başkanlığın sıkıntı yaratabileceği şimdi, özel hukuk açısından, hak ve özgürlükler, demokrasi açısından eleştirileri geldi. Şimdi şöyle bir dünya olduğunu keşke hissedebilseydik ve yaşayabilseydik. Yani dünyanın bir ülkesinin binlerce kilometre ötesinden benim demokrasimin taçlanmasını, benim daha fazla özgürlükler ülkem olmasını, benim tek kişinin elinde yetkilerin olmasından çok büyük rahatsızlık duyan, bir gücü, büyük şeyi olan, ulvi özellikleri olan bir sermayenin dünyaya pırıltılı bir evren yarattığı böyle bir dünya varsa, o zaman bunların hepsini unutmayın. Böyle bir dünya yok kardeşim. Hiç kimse kimsenin demokrasinin taşlanmasını falan istemiyor. Öyle olsaydı Türkiye'deki demokrasi umurlarında değil. Biz o zaman biz istiyoruz. Hiç araya girmeyin. Dolayısıyla o zaman nedir burada? Bırakın dışarının araçlarıyla. Dünya böyle istiyor. Dünya efendim bizim istikrarımızın işte tek adam olacağı için bırakın onların mikrofon olmaya ya. Onlarla konuşmayın, kendiniz konuşun. Deyin ki ben bu ülkenin geldiği noktada şu sanayi, savunma sanayindeki geldiği mesafeyi kıymetli buluyorum. Yetmez deyin. Daha fazla destek olun o zaman. Deyin ki bunu her alanda istiyorum. Geçmişte bazı şirketler yabancılara gitti. Yanlıştı. Eleştirdik o gün. Bugün bunların yerine koyun. Boynunuzun borcudur. Arttırın bunu. Yerlilik, millilik diyorsunuz. Bunu yaygınlaştırın. Arkanızdayım. Kalkıp da şimdi seçim meydanlarında 5 dolar oldu. Bak gördün mü Osmanlı tokadını diye nutuk atmayın. Bunun bir anlamı yok. Ne demek bu yani? Bunu söyleyesiniz diye mi oynadılar bu dolarla? Bunları seçim meydanlarında konuşasınız diye mi attılar meydanda sizi? Dolayısıyla buna bakacağız. Buna bakacağız ve buradan bir büyük bir felaket, bir panik atmosferi sorumsuzluğuyla da konuşmayacağız. Net bunu saptayalım. Bu ülkenin yapacağı çok iş var. Çok doğru, çok ciddi, dinamik bir genç nüfus. Bu nüfus 30 yılda yetişir. En önemli manevi, fiziki sermayesidir o. Onları şimdi bu yeni sistemde kanalize edeceğiz. Şimdi biz niye bu meclis, birazdan konuşacağız. Niye bu meclis bu kadar önemli oldu? Niye bu listeler bu kadar önemsendi? Bütün bakanlar milletvekili olmak üzere listelere kondu. Niye? Söylediğimiz nokta. Meclis çok önemli. Kanun gücü var elinde. Ben ona geçmek nasıl istiyorum yani? Yavaş yavaş ama. Tamam, şimdi nasıl olur da yani o hal şartlarında. Onu da söyleyeyim. Bakın ben şu kadarını, benim için çok kıymetli. Tamam. Seçime gidiyoruz. Özellikle bugüne kadar yaşanmadım bu ülkede. Seçim güvenliği açısından terör örgütlerinin o sandığa müdahaleleri, yani kamu düzeni açısından etkinlik kazandıkları dönemler, bütün bunlar ve hala bu konuda çaba sarf etme çabaları. Sırf seçimin güvenliği açısından bile bu halin hiçbir şekilde özgür iradeyi zedelememek, asla kimsenin bu konudaki kanaatini, özgür seçimini yönlendirmemek. Ne demek valilere emir verilecek de oylar değişecek? Yani böyle bir şey olabilir mi? Bunu çok sıkı hepimizin takip etmesi gerekir. Gördük. Nerede bu? Gördük. Dolayısıyla böyle afaki olmaz, yazık oluyor. Bak ülkeye bunlar. Ben merkeze ülkemi koyuyorum. Buradan bakıyorum. Buradan bakıyorum ve dolayısıyla bu gün itibariyle net olarak saptayalım. Türkiye'nin tuttuğu bu model bütün bu yeni atılacak adımlarla
üzerimizden geçen o silindirin artık etkilerini ve tortularından söküp atarak, ki o ciddi anlamda hala diri ve canlı olma özelliğini koruyor. FETÖ'den bahsediyorum. Bütün kurumların yerli ve milli karakterini mahvettiler. Şimdi onları yeniden ayağa kaldırmak, bir nesli yok ettiler. O nesli yeniden diri tutarak bu mücadelenin içerisine gireceğiz. Peki. Bana bir güven veren bir çizgi olsa bu noktada, benim için hiçbir önemi yok ki iktidar, muhalefet, biri gitmiş öbürü gelmiş. Bunları düşünebilen, bunu seçim gündemine alan, benim ajandam budur, gündemim budur, Türkiye'nin sorunu budur, bunu aşacağım diyen, böyle bir dil yok. Bu böyle dili, bir anlayış da yok. Bu dili sadece Sayın Erdoğan mı veriyor size? Evet. Tabii. Çok açık. Peki. Çok açık. Bunu görüyorum. Sayın İnce? Peki Sayın İnce veriyor mu? Vallahi yani bir anlaşacak onlar tabii. Yani nasıl bir iddia içindeler. Genel başkanın şeyi başka bir ajandası var. Onun bir başka ajandası var. Ben o şeyi göremiyorum. Yani İnce açısından şöyle umutlanabilirdik. En azından Cumhuriyet Halk Partisi'nin epey bir zamandır tartıştığımız yönetiminin bu FETÖ konusundaki diri, dimdik, ayakta durma noktasındaki istediğimiz bir adres olma özelliğini yitirmiş olmasının dışında tuttuğumuz bir isimdi. Ben en azından öyle görüyordum. Peki. Ama o konuda da şimdi net olarak onun gündemine bunun gelmesi gerekir. Anladım. İşte ama Eren Eren'in açıklamalarını biz burada hep konuşuyorduk. Ne evet, işiniz var diyorduk Eren. Zaman Gazetesi'nin içinde. Genel Başkan talimat vermiş, onun için gitmişler. Buyurun. Bu mudur yani? Bu mu bana güven verecek? Adamlar hala Michael Rubin denen alçak sürekli Türkçe tweet atıp duruyor. Dolar 5 lira olacakmış. 3 yıl sonra 1 yıl sonra 10 lirayı bekleyin. Derdin ne senin ya? Kimsin sen? Peki. Selami Öztürk, buyurun. Şimdi bunun en ucucu önce tarafı, demokrasiyi biz istiyoruz. Bakın, bu konuşmanın en ucucu tarafı, karşı tarafı dış bağlantılarla dış söylemde itham etmektir. Ve milliyetçiliği de kendine... Bu kesinlikle hiç kimseye yakışmaz. Hele biz burada kendi fikirlerimizi söyleyen özgür insanlarız. Ben bir siyasi partinin mensubu olabilirim. Ama sonuç itibariyle hem siyasi partinin görüşlerini hem de kendi görüşlerimi burada ifade ediyorum. O bakımdan ben şimdi hocamı dinledim. Hocam da beni hiç kesmeden dinleyecek. Devletin valileri nasıl müdahale eder? Devletin valisi olsa müdahale etmez. Hükümetin valisi, hükümetin rektörü olduğu zaman iş değişiyor. Onun için şimdi validen rektöre niye geçtin? Seçim yapmıyoruz. Ben her alanda söylüyorum. Her alanda devletin bütün kademelerinde bugün işleyen bu. Demokrasi düşürmeyin kalitenizi. Bak ben sizi saygı ediyorum. Rektörlerin de fikirleri var. Sayın İnce'nin bugün 5 yapması, sizi burada bunu dile getirmiş olmanız hangi siyasi tavır içinde olduğunuzu gösteriyor. Ben de ona saygı duyuyorum. O zaman siz onu söylerseniz bunları da tahammül etmek zorundasınız. Anlayamadınız burada bir siyasi... Anladım, ben her şeyi çok iyi anlıyorum. Sözümü kesin. Siyasi bakın, konuların olmayacağı yani meseleler kalkınma, var. Kalkınma üretimle ve istihdamla olur. Siz eğer 16 yılda üretime yön vermemişsiniz, istihdama yön vermemişsiniz ki Yaşar Hocam orada doğru bir şey söyledi. Dedi ki 16 yıldır bu olmadı ama bundan sonra olacağını ışıklarını alıyorum, umutlayım. Siz mutlu olun. Ama bizim umutlarımız bu yönde kalmadı. Yani Türkiye bir tarım ülkesi iken bugün tarım ürünlerini, etini, samanını, canlı hayvanını dışarıdan ithal ediyorsa siz cari açığı nasıl kapatırsınız? Cari açığı açıp kapatmanın yönü ithal ettiğiniz ürünleri kendi ülkenizde olabildiğince üretmek. Ki biz bir tarım ülkesiyiz. Siz daha bunu yapamazsınız. Sanayiyi, yüksek teknolojiyi nasıl yapacaksınız? Nasıl geçeceksiniz? Bakın orada katılıyorum. Türkiye'deki savunma sanayinin gelişmesi bugüne ait bir şey değil. Bugün de gelişiyor, doğru. 1974 Kıbrıs Harekatı'ndan sonra Amerika'nın ambargo uygulamasından sonra Türkiye silah sanayine yönelmiştir. O gün optik sanayi dahi bizde yoktu. Yani biz tank savarların üstündeki o dürbünlerin camlarını dahi lambalarını dahi yapamıyorduk. Ama bu ambargodan sonra Türkiye optik sanayini geliştirdi. Silah sanayini geliştirdi. Bu dönemde de gelişti. Elbette itirazım yok. Ama Türkiye şu anda bilimi, teknolojiyi bir kenara bırakmış. Eğitimde inanılmaz derece geriye gidiyoruz. Siz yani işte yüzdeler veriyorlar. Avrupa ülkelerindeki eğitim seviyesiyle bizim çocuklarımızın eğitim seviyeleri arasındaki farkı. Şimdi siz bu çocukları bu düzeylere yetiştiremezsiniz. Onu yetiştirecek bir eğitim seviyesi bulmazsanız,
İşte 12 yılda ben kaç tane bakan değiştirirsiniz? Kaç tane eğitim sistemi değiştirirsiniz? Bu iddiada bulunamazsınız. Bulunamazsınız. Dolayısıyla yani böyle pembe şeyler tablolar çizmek biz de istiyoruz. Biz bu ülkede yaşıyoruz sonuç itibariyle. Ama bu ülkenin tablo pembe değil tablosu diyorsunuz. Pembe değil maalesef. Çünkü bu ülke demokrasiyi bir kere etmiştir. Olağanüstü halde kelepçe vurmuştur. Peki siz başkanlığa biraz meseleyi de kesinlikle, bağlı. Kesinlikle. Neden zaten başkanlık? Bakınız Türkiye 2016'dan sonra biraz Pınar Hanım da söyledi. 2016'dan sonra neden bunlar oldu? Ya 2016'dan sonra Türkiye'de başkanlık sistemi tartışıyor. Tek adama geçme daha hızlandı. Dolayısıyla demokrasi bir kenara itildi. Psikolojik olarak da öyle. Yani hakimler işte siyasiler karşısında önlerini ilikliyorlar. Bakın ben bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce avukatlık yaparken adliyeye bir müsteşar geldiğinde veya Adalet Bakanı geldiğinde sadece başsavcı ve komisyon başkanı olan en kıdemli hakim karşılardı. Hiçbir hakim duruşmasını bırakıp aşağı inmezdi. Önen arası verilirse ara verilir, o sırada giderler otururlardı. Şimdi adliyeye müsteşar falan geldiğinde ağır cezada getirilmiş tutuklular orada bekliyor. Hakimler iniyor kürsüden aşağı gidiyor müsteşarı Adalet Bakanı'nı karşılamaya. Siz bu ülkede bu hakimlerin bağımsız olduğunu söyleyebilir misiniz? Bu hakimlerin yani, bu böyle bu ama bakın ben de kınarım. Bu böyle bu hale getirildi. Bu hale getirildi yani bakınız. İşte onun için Sayın İnce diyor ki ben salona girdiğimde o hakimler ayağa kalkmayacak ve beni öyle alkışlamayacaklar. Türkiye bunu yakalamak zorunda. Sayın Başkan, Türkiye demokrasiyi, demokrasiyi ve adaleti yakalamak zorunda. Varsa kabul ederim. Türkiye bunları yakalamadığı sürece adaleti olan güven duygusu zedelendiği müddetçe, herkes güven duygusu geri gelmediği müddetçe ne ekonomide, ne sanayide, ne diğer alanlarda Türkiye'nin mesafe kat etmesi mümkün değil. Peki. Bir ara vereceğiz. Tek adamlıktan bahsetti Sayın Başkan Selami Bey. Ama ne diyeyim, bir ekleme yapacak bir şey. Aranın şimdi, ardından söyleyelim mi? Kısa ama. Kısaysa alayım peki. Şimdi o hal demokrasi ve işte yabancı sermaye ekonomiyle ilgili bağlantı kuruluyor. Şimdi şöyle bir ekonomi muhabirliği yaptığım dönemlerden bir bilgi vardır ve hala bu geçerli bir şeydir. Şimdi doğrudan yabancı sermaye çeken ülkeler listesine baktığınız zaman ilk 10'da aşağı yukarı 5 tanesi demokrasi konusunda daha iyi notu olan ama diğer bir 5 tanesi de demokrasi konusunda son derececilik kötü olan ülkelerdir. Hocamızın söylediği doğru bir şey var. Yabancı sermayenin istediği şey istikrar ve güven. Ama o istikrarı ister demokrasi, ister otoriter, ister diktatörlük deyin ya da başka bir ya da sınıf yönetimi deyin. Hep onu arıyorlar. Yani mesela Çin, Singapur, Brezilya, mesela Rusya. Rusya dünyada otoriter yönetimlere artık Time dergisine kapak oluyor ama Türkiye'nin çok ilerisinde Türkiye 17 milyar dolar çekiyorsa 37 milyar dolar mesela yabancı sermaye çekiyor. Yani tamam. 37 milyar dolar deyip küçümsememek lazım. Bunlar önemli rakamlar. Dolayısıyla yabancı sermayenin de böyle bir yönü vardır. Ama tabii Türkiye bir yandan Yaşar Bey'in söylediği konsepte oturacaksa, hı hı, yani daha bağımsızlıkçı, batıya sözünü geçirebilecek, daha şeyde duracaksa bunun dış koşulları var, iç koşulları var. Bunları sağlamadan olmaz. Yani sizin finansal sisteminiz hem batıya son derece açık olacak, döviz hani sizin nefes almanızdan daha hızlı bir şekilde dövizler yurt dışına gidip ve gelebilecek kadar şey olacak, saniyeler içinde bu sistemi çalıştıracaksınız. Öbür taraftan dolara dolar diye bir para kağıt parçasına kafa tutarak işte bir siyasi mesaj vereceksiniz. Bunun yerine bence hani önemli olan şu, ekonominin de aynı hayatın olduğu gibi kuralları var. Onları uyguladığınız zaman her şey yerini buluyor. Hocamızın söylediği gibi eğer bir saldırı altında Türkiye, o çok açık. Evet, buna Türkiye'nin savunması, toprak bütünlüğü her şey dahil. Evet. Ama buna karşı da yapılacak şey bir, içeride demokrasiyi güçlendireceksiniz. Gerçekten bunu muhalefeti karalamadan, kötülemeden, onu da yanına çekerek, o tehlikeyi ona da göstererek ve bunun paydaşı yaparak, iki, gereken önlemleri ve kurumların bağımsızlığı çerçevesinde alacaksınız. O zaman hiçbir sorununuz kalmaz. Peki. Yani çünkü bu FETÖ konusunda da böyle. Ben hep şunu söylüyorum. FETÖ ne kadar hala kripto unsurları olursa olsun, hukuk kuralları çok açık, ilişkiler, bürokrasideki ilişkiler açık, net olduğu zaman, hukuka dayandığı zaman onların hepsi geri kalır.
fluluktan, karanlıktan yararlanıyor bu tür örgütler veya bu tür akımlar. Peki, yeni kitabınız çıktı, Kripto. Kitabın adı ne? Onu da söyleyelim. Kahraman Hainler. Daha elime ulaşmadı. Getirmeyi unuttum, kusura bakmayın. Evet, bir daha adını söyler misin? Kahraman Hainler. Kahraman Hainler. Yani TSK'nın içindeki kripto unsurları anlatıyoruz. Evet, 30-40 yıllık bir tarihi ve bugünü ve geleceği anlatıyoruz. Evet, onu da söyleyelim. Yeni çıktı ne düşünelim. Mutlaka bir cümle ekleyeyim. Cümle, tamam. Şimdi aklıma geldi, unuturum diye. Eski Amerikan Hazine Bakanlarından biri şunu demişti. Ne demişti? Dolar bizim paramız, sizin sorununuz. Bunu unutmayalım. Dolayısıyla esas olan şey bu ülkenin kendi milli birikimini ve bereketini ayağa kaldırmaktır. Dolayısıyla doların bu hamlelerinin nasıl bir stratejik nitelik taşıdığını saptayalım. El birliğiyle uzun dönemli, soluklu, 25 yıllık periyotlarla bunu belirleyelim. Ve bu mücadeleden saparsa kim iktidar olursa olsun onun da yakasına yapışalım. Bu ülke üretecek ve spor deyimiyle üst lige çıkacak. Teknolojisini de üretecek. Peki. Ve bu siz isterseniz yapmayın. Bu topraklarda burada topraklarda ama bu hükümet eliyle olmayacağını düşünüyoruz. Olsaydı şöyle görüyoruz olurdu. Canım hem yani görüyoruz alternatifleri. Yani bu Türkiye'nin Türkiye'nin temel sorunları hakkında bugün bir yeni nefes, bir değişim iyidir. Halk bir değişim, dönüşüm beklentisi. Ama biraz önce itiraz ettiniz. Ben bu bölüme kimse itiraz etmiyor. Ben ritim olduğunu söyleyeyim. Kesinlikle doğru. Seçimlerden sonra 40-50 milyar dolar sermaye Türkiye'ye gelecek dediğimde bu hükümet nasıl geleceğiyle olacaksa bu ama siz itiraz ettiniz kaynağını ama. Kaynağını söyleyin dedim ben de. Siz yapamayacaksanız. Peki, madem bu kadar sermayeyi getiremeyeceksiniz. Ben onu söylemedim. Söylerseniz. Verdik. Evet, devam ediyoruz. İdris Bey, siz de devam edelim. Selami Bey dedi ki işte özellikle tek adamlığa vurgu yaptı seçimler sonrasında başkanlık sistemiyle ilgili olarak. Fakat tek adamlık vurgusu yapılıyor. Meclisin de eski gücünün kalmayacağı, gücünün çok tırpandığı söyleniyordu. İşte bazı noktalarda ciddi eleştiri getirdi muhalefet. Parlamento, eski parlamento olmayacak, eski gücünde olmayacak. Fakat görüyoruz ki hem Sayın Erdoğan da az önce söyledi. İşte hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliğinde çok iyi sonuç almamız lazım dedi. İttifak sistemi sayesinde oylar boşa gitmeyeceği için muhalefet muhalif seçmen bu motivasyonla mı hareket ediyor? Ne dersiniz? Ve 301'i size göre Cumhur İttifakı mı bulacak, Millet İttifakı mı olacak? Kanaatiniz ne? Şey yapayım, bunlar hep çok tehlikeli sorular. Yarın öbür gün kısa videolarla, kliplerle karşımıza çıkar bu. Sonra evet. Yani. Şimdi şöyle, sizden tabii, politik bir yarat alacağım o zaman, öyle anlaşılıyor. Evet, öyle yapmak daha mantıklı. Şöyle, bir kere bu ittifaklarla birlikte siyaset gerçekten şey oldu, güçlendi. Yani siyaset mekanizması, farklı işte siyasi partiler, daha gücü olmayan, örgütlenme gücü olmayan, finansal gücü olmayan, yani birçok aslında hani sadece barajla ilgili de değil yani bu. Barajı düşürürsünüz ama yani yine seçime girmek zor olabilir. Çok kolay bir şey değil. Tek başına bir seçim çevresinde yeterli oyu alabilmek zor olabilir. Bu ittifaklar bu işi biraz daha kolaylaştırdı. Onların listesinden girmek. Muhalefet cephesi için özellikle söylüyorum. AK Parti ve MHP'de böyle bir zaten problem yok. Bu da zenginleştiriyor. Yani hem demokrasiyi zenginleştiriyor. Büyük Birlik siyaseti de, Büyük Birlik Partisi mesela evet orada da öyle bir durum var. O da AK Parti'nin listelerinden girecek. Mesela onun için de iyi bir. Bu geliştiren bir şey. Bizi geliştiren bir şey. Bu çok önemli. Dolayısıyla bu siyasetteki o özellikle mecliste bir çeşitlenmeye de sebep olacak. 8 parti. 8 parti olacak. Bunlar belki birleşecek, ayrılanlar olabilecek. Başka partilerden bunlara geçişler olabilecek. Şimdi önceden şey işte benim partim orada temsil edilir mi edilmez mi kaygısını yaşayan kişi ittifak sayesinde şimdi gidip kendi partisine oy verecek. Aynen öyle. Yani burada böyle bir baraj kaygısı bu açıdan ama bir HDP'nin durumu biraz farklı tabii burada. HDP seçmeni yine baraj endişesi yani yaşayacak. Çünkü hiçbir baraj endişesi yaşayacak mı sizce peki? Yoksa yaşayacak. Söyleyenler ben var. Yaşayacağını düşünüyorum. Yani çok şey değil. Yani o 7 Haziran'daki gibi bir durum yok. 7 Haziran'da HDP'nin barajı aşması demek o tek başına iktidarı sonlandırmak anlamına geliyordu. Dolayısıyla CHP'den de çok güçlü bir destek vardı. Peki seçime şimdi parlamentoya nasıl yansıyacak bu tablo? Nasıl? Parlamentoda nasıl bir tablo göreceğinizi düşünüyorsunuz? Yani birçok farklı işte 7-8 parti. Birkaçının tabii genel başkanlığı muhtemelen içeride olmayacak. İşte İYİ Parti gibi, Saadet Partisi gibi Büyük Birlik Partisi içeride olacak. O herhalde adaydı sanırım. Çok listeyi bilmiyorum ama birkaç partinin de genel başkanı içeride olmayacak.
Bu da değişik bir siyaset tarzı olacak. Şimdi dışarıda genel başkan, meclisin dışında içeride bir grubu var. İşte birkaç milletvekili var. Yenilik bunlar hepsi. Yani bunlar nasıl... AK Parti'de bütün bakanlarını vekil olarak aday göster. Beş kişi hariç. Evet. Beş bakan bunun, hariç. Bu bize ne anlatıyor? Yani parlamento... Şunu anlat. Birincisi AK Parti'de şöyle bir işte son zamanlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vurgusu var. AK Parti, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veririm ama parti konusunda biraz tereddütler var, kızgınlar var, öfkeliler var, şikayet edenler var vesaire. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hep söylüyor ya, partiye de önemli. Dolayısıyla bizim mecliste güçlü olmamız lazım. Birincisi bu strateji. Yani güçlü adaylar, bakanlar, işte daha popüler isimler. Bunlar hep, çoğu da kendi memleketlerinden. Onu da söyleyeyim. Yani birçok bakan kendi memleketinden ya da işte İstanbul'da 5 bakan var. İstanbul'da Berat da var. Berat Bey var. Süleyman Soylu tabii, var. Tabii onlar İstanbul'dan. Evet. Berat Bey, Süleyman Bey. Onlar hep Fatma İstanbul'dan. Betül işte Sayankaya Mehdi Bey Diyarbakır'dan. Cevdet Bey yine Bingöl'den sanırım. Yani böyle diğer şey bölgeden. Bekir Bozdağ memleketinden, Yozgat'tan Sayın Bozdağ evet, işte, galiba. Daha birçok aday var. Grup başkan vekillerini, genel başkan yardımcılarını hep öyle dağıtmışlar. Yani sadece bakanlar için değil. Güçlü siyasi aktörleri kendi memleketlerinden birinci liste başı yapmış AK Parti. Peki AK Parti'de bir endişe mi var? Yani parlamentoda çoğunluğu alamayacak endişesiyle mi Sayın Erdoğan böyle bir şey yaptı? Bu muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu sıkça söylediğine göre böyle bir tabii ki şey var, böyle bir endişesi var. Bu endişeyi gidermek için böyle bir stratejiye uygun bulmuş. Başarılı olup olmayacağını göreceğiz ama ben bunun iyi bir fikir olduğunu, iyi bir hamle olduğunu düşünenlerdenim. İkincisi de şu, meclisin... Yani seçimler olup bittikten sonra meclisin güçlü olması bakımından da önemli. Yani mecliste bugüne kadarki bir işte büyük bir siyasi deneyimi var bu bakanların, devlet deneyimi var, yönetim deneyimi var. Bu insanların meclisin içerisinde fiili olarak da bulunmasının meclisi güçlü kılacağını, meclisin içerisinde işte alınan kararlar, yasalar vesaire bütün bu meselelerde bu aktörlerin yine orada olunmasının meclisin önemli olduğunu zaten bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Yani hükümet, iktidar partisi bu hükümet sistemini getiren parti olarak hani ilk baştan beri şunu söyledi. Meclis çok önemli hale gelecek, milletvekilliği çok önemli hale gelecek diye bir iddiası vardı. Bu bakanların, bu işte grup başkan vekillerinin, önemli siyasi aktörlerin vekil olması bunu aslında ispatlayan, kanıtlayan da bir durum. Hı hı. Bir de şey madalyonun diğer tarafına bakalım. İşte siz de söylediniz, muhalefet cephesi yani 301'i bulursak. Kim bulacak 301'i sizce? Şimdi bu da şunu gösteriyor. Demek buna ki, da net bir yanıt olmayacak mı? Yok söylerim yani yine de sonunda söylerim. Bu da demek oluyor ki meclis önemli. Muhalefet de bunun farkında. Ama yani referandum sürecinde, o referandum öncesi süreçte meclis bitiyor, ediyor. Belki hala da konuşulan bir şey ama şimdi madem öyle o zaman neden 301'i bulmaya çalışılıyor? Meclis demek ki önemli. Yani bunun hakkını vermek lazım. 301 olduğu zaman, 301 alındığı zaman işte yeniden seçime gidilebilir, feshedilebilir, birçok şey yapılabilir. Dolayısıyla meclisin önemsizleştiği tezi hem muhalefetin pratiklerine, iddialarına, stratejilerine baktığınızda hem de iktidarın stratejisine baktığınızda bu test çöküyor. Pratik bunu gösteriyor. Seçimden sonra tekrar göreceğiz muhtemelen. Yani ne olacağını mecliste tekrar göreceğiz. O zaman eğer muhalefet çoğunluğu ele alırsa bu kez erken seçim şeyini, baskısını şeyin başkanın üzerinde mi gösterebilir? Şimdi şöyle evet yani bunla muhalefet cephesinin parlamenter sisteme dönüşle ilgili bir tezi var, iddiası var. Öte yandan cumhurbaşkanları meydanlarda başkanlık sistemi içerisinde ülkeyi nasıl yöneteceklerini anlatıyorlar. Böyle bir tezat var, durum var. Yani bu ne kadar devam edecek? İşte 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 sene bunu bilemiyoruz. Yani böyle bir iddiaları var. Şimdi ama onun için de çoğunluğu sağlaması gerekmiyor mu? Çoğunluğu yani sağlaması gerekiyor. 360'tı galiba. Şimdi 600 değil. Vekil olduğu için 3'te 2'si yine olması lazım. Evet. 400 olacaktır. Şimdi bu ama direkt şeysiz, referandumsuz geçirmek için yani başkanlık sistemine tekrar parlamenter sisteme dönüşü diyorum. Her halükarda bu kadar bu yüksek bir oran olacağı için eğer parlamenter sistemde samimilerse yani dönme konusunda bir ısrarları varsa ben onların şu anda strateji olduğunu düşünüyorum. Bunun %49'un üzerine inşa edilmiş bir strateji olduğunu düşünüyorum. Çok da başkanlık sisteminden başkan sistemi belki iyileştirmeye yönelik çabaları olabilir muhalefetin ileriki dönemlerde ama parlamenter sisteme dönmek çok onlar için önemli bir mesele olmayacak gibi İdris geliyor. Bey, şu söylenmiyor muydu ama bu sistem işte istikrarı getirecek, sistem kilitlenmeyecek. Dolayısıyla çok sağlıklı bir şey. Evet, ama daha şimdiden bunu konuşmaya başladık. Haklısınız, çok doğru. O yüzden belki yani muhalefet bunu değiştirmek isterse
giderse belki de AK Parti buna destek olmaz mı? Ne dersiniz? Sayın Erdoğan da belki destek olur. Hayır, şimdi buna bir itirazım var. İtirazınız mı? Hayır, evet, itirazım var. Bu, niye yani itiraz? Referandum doğru. Öncesi çok konuştuk bunu. Konuştum. Tam da bu tablonun kıymetini bilmek anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ne diyorduk biz? Yürütmenin egemenliğinden kurtulan bir kanun yapma yetkisini bütünüyle kendinde, uhdesinde toplayan bir meclis, hükümetle birlikte hem o denetleme işlevini üstlenecek meclis, kimin eline geçerse geçsin. Yani halk kime teveccüh ederse, onu meclis çoğunluğuna dönüştürürse, sonuçta milletten alacak o yetkiyi. Ve aynı şekilde de hükümet de onunla uyumlu çalışmak durumunda kalacak. Ama hocam, Sayın Cumhurbaşkanı demiyor mu parlamentoda güçlü olalım? Olalım diyecek tabii. Evet. Diyecek bunu. Olamadığı takdirde ne olacak? Ne olacak? Şöyle bir dakika. Bu sistemle eğer kavga etmeyecekse bu muhalefet, diyecekse ki bu sistem tamam yani referandumdan ama geçti. Ama farklı görüşteler yani. O, ya işte, o ayırıyor meseleyi. Hı hı. Düşünün ki böyle bir tartışma olmasaydı gündemde. Türkiye'de. Politikalar farklı. Hayır, sistem tartışması. Yani bu sistemi peki yani biz benimsemedik, şöyle kabul ettik, böyle ettik ama pratiği de biz hep teorik konuştuk. Şimdi pratiğini görüyoruz ve görmeye de devam edeceğiz. Daha işin başındayız. Dolayısıyla bu pratikte mecliste bizim bir oy çoğunluğunu ve temsil gücümüzü ele geçirdik. Tamam mı? Yani ele geçirdik cümlesi de iyi değil. Yani kazandık. Millet bizi buraya getirdi. Milletten aldığımız bir yetkiyle bu görevimizi yerine getireceğiz. Uyumlu mu çalışsınlar diyorsunuz? Şimdi çalışsınlar demiyorum. Ha, ne diyorsunuz? Kararını versinler diyorum. Uyumlu çalışmazsalar halka bir daha, yani sonuçta ne olacak? Kitlenme mi olacak? Yine seçime gidecekler. O zaman halkın karşısına gittiklerinde iki tarafın da şu noktada bir sıkıntısı olacak. Niye uyumlu çalışmadınız kardeş? Niye bize geldiniz bir daha? Meclis ile yürütme arasındaki hangi konuda uzlaşmadınız? Tamam. Milli savunma sanayinde bir gelişme mi oluyor? Bununla ilgili yasa mı isteniyor meclisten? Çıkarmıyor meclis, değil mi? Çıkarmıyor. Elini bağlamak istiyor. Hı hı. Kimin önünde oluyor bu? Milletin önünde oluyor. Yapmaz işte o zaman muhalefet. Der ki bu doğru bir şey. Orada bağlamaz canım. Bak bu doğru bir şeydi. Hak ve özgürlükler. Bu doğru bir şeydi. Bununla ilgili bu kanunu ben hazırlarım der. İşte size buyurun uyum. İşte ülke adına millet ve iktidar ve muhalefet arasındaki istediğimiz tablo. Bu sistem bunun imkanını getiriyor. Evet. Bunu söylemeye çalışıyorum. Anladım. Ama siz derseniz ki ben bu hükümeti ne yaparsa yapsın çalıştırmamak için ben bunu kullanacağım. O zaman git halka. Boynum ölsün al. Peki İdris Bey yarım kalmıştı, onu alayım sonra. Çok güzel açtı. Tam ben onu söyleyecektim. Önemli benim, bir benim sorum da şuydu. Yani tabii. Muhalefet 400'ü bu ya da anayasayı değiştirecek bir çoğunluğu ya da referanduma götürecek bir çoğunluğu ulaştı diyelim. Tamam. AK Parti o zaman tekrar başka eski parlamenter sisteme dönmek için böyle bir şey evet der mi sizce? Hayır, yani %50 artı 1'i bulmak o kadar da kolay olmayacak bu gidişle. Olmayacak. Öyle bunu bile bile bunun böyle olacağını bile bile. Bakın %30'larda 30. Tamam, bir kendinize konuşmayın. 30'lu civarlarda oy alarak da iktidar tek başına iktidar olduğu dönemler oldu AK Parti'nin. Yani %50 artı 1 kolay değil. Bakın ne kadar zorlandığını Erdoğan gibi işte sonuçta önemli bir lider, önemli güçlü bir siyasetçi. Güçlü bir figür siyasetçi. Var. Evet. Güçlü bir figür. Yine bu riskli bir şey. %50 artı 1 çok kolay bir oran değil. Buna geri dönüşünün olacağını hiç sanmıyorum. Çok önemli bir sistem değişikliği gerçekleştirdi AK Parti. Bu kriz, eğer bir çatışma olursa, Yasir Hocam şunu çok önemli bu dediği, tekrar söylemek lazım, altını çizmek lazım. Bir çatışma olursa, bir tıkanma olursa, ya bunu kendi aralarında hallederler, halledemezlerse bu karşılıklı fesih diye bir şey ortaya kondu. Ortaya seçime giderler, seçmen de bunun kararını, bütün çünkü her şey onların gözünün önünde olur. Burada başkan haksızdır. Çok zorladı meclisi. Temel hak ve özgürlüklerde problem yarattı. Evet. Meclis de buna direndi aslanlar gibi. Başkanı cezalandırır, meclisi ödüllendirir. Meclisin muhalefetin yeni çıkaracağı bir lideri başkanı seçer. Şimdi siyasete alan açmaktır bu. Önemli olan budur. Yani biz hiç her şeyi yazılı hale getirmek, her şeyi çerçeve içerisinde oturtmak bunlar doğru şeyler değil. Yani bu elbette ki kural, kaide, hukuk bunlar için söylemiyorum yanlış anlaşılma ama siyaset mekanizmasını bir çerçeve içerisinde oturtmaktan ziyade o mekanizmaya alan açmak gerekiyor. Topluma alan açmak gerekiyor. Toplumun iradesine aslında alan açmak gerekiyor. Bu sistem, bu karşılıklı fesih yetkisi tam da bunun içindir. Başkan diyebilir ki ya bakın ben bu işte ülkenin geleceği için, kalkınması için şöyle bir hamle yaptım, şöyle bir yasa geçirmeye çalıştım ama bu muhalefet buna izin vermedi. Ben de feshediyorum, seçime gidiyorum ve halka şunu diyecek, ikna edebildiği ölçüde tekrar başkan seçilecek, ona göre yeni bir meclis aritmetiği oluşacak. İkna edemezse halk dese ki yok kardeşim sen yapamadın, beceremedin, ben seni yolluyorum diyecek. Bu çok basit. Peki. Aslında bu yüzden muhalefet de
tam da çok önemli. Mesela milli savunma konusunda çok muhalefet yapmayacak mesela. Başka meseleler konusunda çok ülkenin ilerlemesi, gelişmesi, kalkınmasının önünde durmamaya gayret gösteriyor. Çünkü diyecek ki halk bizi gözetliyor ve her an seçime gidilebilir ve beni cezalandırabilir. Mecliste bile olmayabilirim bundan sonra. Bu siyasetin dışına itilebilirim. Bu bir hem muhalefet için bir şeydir. İyi bir onları şey yapma aracıdır. Yani onları kontrol etme aracıdır. Hem de iktidar için ve başkan için bu böyledir. Peki Elif Hanım'ın ilk sorusu size geliyor. Ben 301'i aşacağını düşünüyorum Cumhur İttifakı'nın. Bu arada Cumhur İttifakı'nın aşacağını düşünüyorum. 301'i aşacağını düşünüyorsunuz. Evet. Elif Hanım siz ne düşünüyorsunuz? Peki parlamento önem kazandı. Evet. Parlamentonun önem kazanmasının en büyük sebebi bu işin bir tek turda halledilmeyeceğini anlamaları ve herkesin kendi adayını konsolide edecek şekilde, kendi seçmeni konsolide edecek şekilde aday çıkartması birinci faktördü. İkinci faktör çok kutuplaşan toplumumuzda neredeyse 50-50'ye yakın bir ayrışma referandumda ortaya koydu seçmen. Bunun sonucu olarak da tek bir tarafın salt çoğunluğu alması, 400'ü bulması sizin tabirinizle çok mümkün gözükmüyor açıkçası. Ama bunun ötesinde meclisin kazandığı önem bir şeyden daha kaynaklanıyor. Seçmende ilginç bir davranış göreceğiz. İlk defa bu sefer göreceğimiz bir davranış. Ne göreceğiz? Başkan adayıyla meclis kompozisyonu tercihi farklı oluşumlardan olabilecek. Evet. Ve bunu çok net ölçümlüyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla bir adayı desteklerken parlamentodaki oluşumda o grubu desteklemediğini görebiliriz. Bu üç fark parlamentonun çok renkli bir kompozisyonla ortaya çıkmasını sağlayacak, çok ateşli tartışmaların ortaya çıkacağı bir parlamentomuz olacak. Şimdi bileşenlerde HDP yok ama HDP'nin de meclise... Şimdi Kürt temsili sadece HDP'ye kilitli bir unsur değil bizim tamam. gördüğümüz. Kürt seçmen her partide kendini işte muhafazakardan sola kadar, işte etnik milliyetçilikten başka gama kadar farklı temsiliyetini bulabiliyor. Ama HDP'nin de önemli bir temsil niteliği var ve siyasette bir ağırlığı var. Bu 7 Haziran seçimlerinde ortadaydı. Ama bugün ne hale gelmiştir? Açıkçası çok ölçülebilir durumda değil. Kürt seçmenin HDP üzerinden mi oy kullanmayı tercih edeceği, işte CHP ya da AKP üzerinden mi oy tercih edeceği çok tartışılabilir, çok su götürebilir bir konu. HDP'nin büyük şehirlerdeki oyu ama seçmen genel olarak özellikle büyük şehirlerde diğer partiler baraj meselesine takılmazken HDP'nin baraja takılıyor olması meselesini bir adaletsizlik olarak algılıyor. Ve buna tepki olarak başkan adayı olarak vermese bile meclise girmesi için kendi siyasi tercihinden farklı bir tercih kullanabilir. Böyle burada, stratejik davranabilir. Böyle stratejik davranabilir gibi gözüküyor. Ve yapılan araştırmalarda bunları... CHP seçmeni mi? Hayır. Büyük şehirlerdeki Kürt seçmen. Ha, Kürt seçmen. De böyle bir şey var ama büyük şehirlerdeki seçmenin genelinde de böyle bir tavır var. Daha demokrat tavırlı ve bu baraj meselesini protesto etmek için bir yöntem olarak her akımdan bunu gerçekleştirme eğilimi görüyoruz. Yani hem AK Parti'de hem CHP'de. Her yerde Evet, her yerde olabilir. Evet, çünkü ittifak içerisine giren %0,9'luk oy oranı olan bir parti mecliste temsil edilecek. Evet. Ama işte kaç çıkacaksa %9,9 çıksa temsil edilmeyecek bir parti olacak ki bu hani ittifakın içerisinde olmamanın cezalandırması şeklinde. Yani Sayın Erdoğan'a, Sayın İnce'ye, Sayın Temel Karamoğluoğlu'na, Sayın Akşener'e oy verecek başkanlıkta. İşte ya da bir bölüm için söylüyorum tabii. Tabii hepsi için demiyoruz. Evet. Ama şeyde de parlamentoda da gidip HDP'ye. Böyle bir eğilim var seçmende. Oy verme eğilimi var. Aynı şekilde başkanlarına oy verip de partiye kendi partisine oy vermeme başka sebeplerde de bu seçimde çok sık göreceğimiz bir şey. Ve neredeyse hani çok çok büyük bir değişiklik olmazsa ikinci tura kalacağı kesinleşmiş bir tablo görüyoruz önümüzde. Dolayısıyla bu tablo ittifakların önemini arttırırken, meclis kompozisyonunu da arttırırken acaba kurulacak bakanlar kuruluyla beraber yeni hükümetin
başkanın, başkan yardımcılarında ne kadar adaletli bir temsili sağlayacağıyla da ikinci turda devam edecek bir tablo olacak. Peki ittifak sistemi sayesinde bu meclise nasıl yansıyacak? Yani Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın oy dağılımını nasıl görüyorsunuz? Yani 301'i kim bulacak sizin kanaatinizle, sahadan aldığınız verilerle? Vallahi matematik olarak Millet İttifakı buna ulaşmaya muktedir gözüküyor şu anda. Ama her zaman söylediğim bir unsur var. MHP-AKP ittifakı içinde geçerli, Büyük Birlik Partisi'nin desteklediği diğer ittifak içinde geçerli. Üst siyasette siyasetçilerin bir araya gelip karar verdiği mesele her zaman sandığa ya da seçmenin zihnine bu şekilde yansımaz. Bunu hep beraber göreceğiz. Şimdi beyannamelerin açıklanmasından sonra seçmenin kalbine ve fikrine hangisinin daha fazla hitap ettiği veya mevcut durumun hangisini hangi öncelikle rahatsız ettiği konusu ve bunun nasıl mitinglerde, sahalarda işlenip siyasi iletişime aktarıldığı meselesi de belirleyici olacak. Daha doğrusu bunu söylemek için şu an erken. Ama matematik olarak iki taraftan da bu olabilir denilebilir. Ama ayrı oluşumlardan eğer bir sonuç çıkarsa, aynı oluşumda çıkarsa bir sorun yok. Zaten uyum içinde çalışacaktır. Şimdi ayrı oluşumlardan çıkması durumunda bunun ne kadar sürdürülebilir bir yönetim şekli olduğu da, yani bu önerilen başkanlık sisteminin en büyük arızası da burada çıkıyor zaten. Hani bu Fransız yarı başkanlık sisteminde de bu böyledir. Aynı oluşumdan olduğu zaman seçilen cumhurbaşkanı bir başkan gibi davranır. Ama ayrı oluşumlardan olduğu zaman parlamenter sistemin sembolik yetkilerine geri çekilir. Çünkü işleyemez başka türlü. Ya biz böyle bir gelişimle karşı karşıya kalacağız, buna evrilecek. Veyahut da çok sık meclisin feshedildiği, sık sık genel seçimlerin yenilendiği bir döneme gireceğiz. Hani niye bir üçüncü seçenek yok, uyumlu çalışma? Yani çünkü Lugat'ta dünya görüşleri ve elbette ki ulusal çıkarlar konusunda biraz önce mesela hep savunma sanayini örnek verdiniz. Burada ben çok ters seslerin çıkacağına inanmam. Beraber çalışır. Ama şimdi daha önce dayatıldığı gibi işte beyana dayalı doğum belgesi, sizinle tartışmıştık hatta bir yayında. İşte vesaire bu çocuk tacizleri meselesi. Özellikle muhalefetin son derece hassasiyet, toplumun da hassasiyet sergilediği konular. Eğitimde anlaşılamıyor mesela. Enerji politikalarında çok net anlaşılamıyor. Hukuk komisyonlarında anlaşılamıyor. Hani biz bunları biliyoruz ama yüksek çıkarlarda anlaşılacağını benim hani gönlüm anlaşılacağı konusunda bir yorum yapmak konusunda öyle olması da gerekir. Öyle olacaktır. Önümüzdeki günleri denemeden bile. Diğer sorunların çok kolay anlaşabileceğini diğer meselelerde mesela hükümetin torba yasasının içerisine tıktığı ve gecenin ikilerinde geçirdiği birçok yasaya millet şahit oldu. Bu bir adaletsizlik duygusu yarattı insanlarda. Şimdi bunun sürdürülebilir olması meclis kompozisyonuyla başkanın formasyonunun ayrı olması durumunda ister istemez hani bu siyaset sistemlerinin gereği olarak bir yerde kilitlenmeye gider. Yüksek çıkarlarda eminim ki sağduyu gösterecektir. Katılımcı bir politika, katılımcı bir anlayışla eğer siyaset üretme yoluna giderse iktidarda olan kişiler. Evet. Ama öbür türlü bunun kilitlenmesi kaçınılmaz gibi gözüküyor açıkçası. Bir ara verelim, aranın ardından devam edelim. Çok kısa. Bir ara verelim ondan sonra. Evet, devam ediyoruz. Pınar Hanım, 301'i kim bulacak sorusunu biraz... Bir cümle söylüyordun. Nasıl? Gitti. Bir cümle, İdris Bey bir cümle söyleyecekti ama. İdris Bey için söyledim. Vallahi unutuyorsun Sayın Başkan. Vallahi bilmiyorum, ben öyle duydum. Eyvallah Başkan, teşekkür ederim. Merak etti Sayın Başkan, ne söyleyeceksiniz kardeş? Yok şimdi biz bu 301'i hep konuşuyoruz. HDP burada önemli, eğer seçili HDP barajı aşamazsa bu AK Parti'ye yarar, Cumhur İttifakı'na yarar. Çünkü bölgedeki bütün o milletvekilleri Cumhur İttifakı'na da böyle bir etkisi var. O yüzden bu önemli barajı aşıp aşmaması konusu 301'i direkt etkileyen bir mesele. Aynen. Onu söylemek istedim. Evet. Peki. Evet. Tabii ki meclisin halen her sistemde, parlamenter sistemde de işte şu an başlayacak olan sistemde de bu kadar değerli olması, devletin kalbi niteliğinde olması çok önemli. Biz zaten her zaman bunu söyledik. Meclis hiçbir şekilde
öyle başkanın ülkeyi yönettiği, devleti yönettiği, istediği gibi hani at koşturduğu bir sistem olmayacak. Meclis burada hem denge, denetim, hem denetleme, hem de yasama noktasında çok önemli ve bu da yürütmenin uzlaşı içinde, birlikte ahenkli bir çalışmanın içinde olması gereken çok önemli bir kurum haline gelecek. Demokrasinin de bana göre en önemli şu an, devletin sisteminde de en önemli merkez konumunda. Bunu da sürdürüyor olması değerli. Zaten listelere baktığınız zaman da hemen hemen her parti meclisteki o üstünlüğünü, gücünü tahkim kılmak adına çok önemli stratejik isimlerle bir liste belirlediğini görüyorsunuz. Yani iktidar olsun, AK Parti olsun, Cumhuriyet Halk Partisi olsun, Saadet, İyi Parti olmak üzere. Gerçekten toplum nezdinde belli temsil noktaları olan, belli karşılıkları olan, toplumda teveccüh gösterilen isimler çok şaşırtıcı bir şekilde listelerde yer buldu. İşte bakanların AK Parti listelerinde birinci sırada olması, o seçmene ben bakanlarımla senin sorunlarını meclise götüreceğim mesajı çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte İbrahim Kaboğlu'nu İstanbul 1. Bölge 1. sırada göstermesi değerli. Nitekim diğer partilerde kendi yerel dinamiklerine göre aday belirlemiş durumdalar. Bu güzel, bu meclisin bu kadar güçlü, nitelikli, vasıflı bir profilde olmasını gösteriyor. Bu da değerli. İyi Parti'de Şengül Hablimitoğlu var. Mehmet Tezkan var. Onlar dikkat çeken isimler. Yani Merkez Bankası'nı çok konuşuyoruz. Durmuş Yılmaz. Çok değerli bir sonuçta iktisatçı. Ve bugüne kadar ki pratikleri de onu gösteriyor. Bunlar güzel. Bir de zaten şöyle bir şey var. Şu an meclis iki ittifakla oluşacak ama ben bir süre sonra bu ittifakların içinde geçişkenlikler olacağını da düşünüyorum. Yani biz şimdi şöyle konuşuyoruz. Cumhur İttifakı kesin net bir şekilde bir duvar örüyor. Millet İttifakı da bir duvar örüyor. Cumhur İttifakı'nın önerilerine kesin bir şekilde hiçbir ortak paydada buluşmayacak Millet İttifakı'nın bileşenleri veya Cumhur İttifakı'nın bileşenleri Millet İttifakı'nın bileşenleriyle herhangi bir yasa, herhangi bir öneride yasa tasarısında. Nerede buluşabilirler mesela? Çok olabilir. Yani AK Parti ile İyi Parti ya da AK Parti ile Saadet Partisi. Neden bir ortak noktası olmasın? Hayır, söylüyorum. Yani var, aynı kökten gelmişler, aynı ruhtan beslenmişler. Sonuçta farklı bakış açıları var ama Saadet'le AK Parti arasında öyle kesin katli şeyler yok, duvarlar yok. Artı ne bileyim pek çok alanlarda da işte Orta Doğu konusunda herhalde birlikte bir söylem birlikleri olabilir. Örneğin veya AK Parti'nin İyi Parti ile olmasa bile Cumhuriyet Halk Partisi'nin belli noktalarda işte biraz önce Elif Hanım söyledi. Yani asıl o temel konularda yok. Benim kaygım o. Kadın konusunda, çocuk istismarı konusunda, kadınlara yönelik şey konusunda. Yani bir kadın noktasında Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti de bir araya gelebilir. Ama bunlar böyle siz o kadar sistemin kitlenmeyeceğini ve ya uyum içinde çalışacaklarını mı düşünüyorsunuz? Gerçekten bu ülkede yani bugüne kadar uzlaşı kültürü belki çok bize böyle yakın, çok böyle pratiğimizin içinde olmadı ama ben demokrasi kültürümüzde çok fazla yok maalesef. Ama Türkiye toplumunun zor anlarda, zor dönemlerde vicdan sahibi olan, gerçekten ülkesini önceleyen, düşünen, o meclise milletin seçtiği milletvekillerinin her ne kadar kendi kurumsal parti kimlikleriyle olsa bile devletin ve milletin menfaatinin olduğu yerde akli selim davranacaklarına inanmak istiyorum. Öyle de bir inancım var. Yani bu konu böyle çok ütopik bir şey de değil. Olur. Biz millet olarak bunu başarabiliriz. Neden bu kadar hasmane bir tavır içinde olalım ki? Eğer bir konuda gerçekten faydalı, yararlı sonuçlar çıkacak ve bu gerek milletimiz için gerek bu coğrafyadaki mazlum milletler için eğer bir fayda sağlayacaksa neden ortak bir noktada buluşmayalım? İşte Kudüs'ün başkent ilanında örneğin bu ortak bildiriyle ortaya konuldu. Neden olmasın? Bunlar olabilir.
Şimdi peki, gelelim 301 ile ilgili aritmetik. Yani burada bütün formasyonlar, bütün simülasyonlar konuşuluyor. Bu ben, ittifak sayesinde daha önce, az önce de konuştuk ya, oyların boşa gitmeyeceğinden dolayı muhalif seçmen, işte daha önce işte Saadet'e oy veren kişi gidip bu kez AK Parti'ye vermek yerine Saadet Partisi'ne oy verebilir ya da işte diğer partilerde de bunu görebilir miyiz? Ne dersiniz? Nasıl şimdi davranacak CHP seçmen? Çünkü bir ittifak sistemi var şimdi mecliste. Şimdi şöyle, Türkiye'de ideolojik olarak seçmen profiline baktığımız zaman çok ideoloji üzerinden giden fazla bir kitle yok. Belki burada biraz HDP seçmeni için bunu söyleyebiliriz. Biraz daha ideolojik bakar, kimlik üzerinden bakar. Gerçi aslında kimlik, kimlikler siyasetin belirleyici noktası olmaması gerekir. Siyaset alanını kimlik üzerinden siyaset belirlenmemeli ama demokrasinin geliştiği ülkelerde bu sorunlar halledildiği için evet, çok konuşulmaz. Ama henüz biz demokrasi kültürü açısından kimlik sorunlarımızı veya diğer sorunlarımızı çok iyi halledemediğimiz için kimlikler bir şekilde ideolojik tercih olarak ortaya geliyor ve bu da siyaseti belirleyen unsur haline yine gelmiş durumda. Bu nedenle ben HDP seçmeninin 7 Haziran'dan sonraki özellikle hendek ve çukur siyaseti bağlamında bir PKK terör örgütünün gölgesi altında kalmış HDP'nin şu an Kürt seçmeni nezdinde gerçekten tam olarak nerede olduğunun açıkçası tespitini yapabilmiş değiliz. Sebebi şu, Kürt seçmen öyle homojen bir seçmen değil. Yani topyekün şuraya veya topyekün buraya yönelen bir seçmen değil. Evet. Homojen değil. İçinde işte muhafazakar Kürtleri olan, seküler Kürtleri olan, sol düşüncede radikal duran bir seçmen profili olan, etnik bir ayrımcılığı ve milliyetçilik üzerinden biraz şey olan, politize olan bir seçmen duruyor. Ama bence şu an Kürt seçmen halen izliyor. Halen HDP'nin son iki yıldaki duruşu ve son iki yılda Kürt sorununu veya Kürt politikasını meclise taşıması gerekirken Kandil bağlamında çıkamayan HDP'ye karşı halen içi rahat değil. Bu konuda öyle anketlerdeki sonucun olabileceğini düşünmüyorum. O bölgeden içinde dolaşan evet, biri olarak söylüyorum. Kürt seçmen Cumhur İttifakı'na nasıl bakıyor sizce? Şimdi Kürt seçmenin Cumhur İttifakı'na ilişkin itirazları ile Millet İttifakı'na ilişkin itirazları arasında Millet İttifakı'na ilişkin itirazları çok daha fazla. Neden? Millet İttifakı'na ilişkin itirazlarının fazlasının nedenleri arasında bakın Kürt seçmen bugüne kadar kendisiyle ilgili risk alan, risk almış ve bu riski üstlenmiş bir isim olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı halen çok net bir şekilde koruyor ve görüyor. Bugüne kadar Millet İttifakı'nın içinde gerçekten Kürtler nezdinde bir kahramanlık yapmaya çalışan bir figür olarak da henüz kimseyi görmüş değil. Peki aday profillerine baktığınızda AK Parti'de Orhan Miroğlu'nun olmaması ama öte yandan Galip Ensari yok. İşte Galip Ensarioğlu'nun olmaması fakat işte şeye baktığınızda Saadet Partisi'ne baktığınızda Altan Tan var, Haşim Haşimi var. İyi Parti'de Galip Ensarioğlu'nun amcası Salim Ensarioğlu var. Dolayısıyla baktığınızda bu kez ne oldu? Yani AK Parti listeleri yaparken İstanbul için de belli değişiklikler yaptı ve evet, bu değişikliklerin içinde gerçekten AK Parti davasına ve bugüne kadarki mücadelede çok sadık, çok ehliyetli, çok nitelikli isimler liste dışı kaldı. Bu demek değildir ki herhangi bir ön yargı veya herhangi bir eleştiri üzerinden bu tercihleri yapmış olsunlar. Diyarbakır listesinde yine aynı şekilde Batman veya işte diğer şehirlerde, Urfa'da olsun, Ağrı'da olsun, yine aynı bölgenin insanı, bölge içinde kanaat önderleri olan, bölgede bir karşılığı olan
ve Kürt seçmen nezdinde de bir değeri olan isimleri koydu. Bu isimler üzerinden konuşulacak bir şey değil. Çünkü bu şey değişimi, kan değişimi bazen o kişileri başka yerlerde değerlendirmek şeklinde de tezahür ediyor. Anladım. Bunun peki, herhangi bir arka planı yok. Burada küçük bir virgül selam geleceğim size ama evet. Elif Hanım önce bu şimdi Kürt seçmenin burada bir MHP Büyük Birlik Partisi'nin içinde bulunduğu ittifakta kendine yer bulması kendi ideolojik tutumu ve kendi ideolojik yaklaşımı açısından biraz sıkıntılı. Burada muhafazakarlık dozu belki etkili olabilirdi ama sizin de belirttiğiniz gibi listelerden gördüğümüz bu muhafazakarlık dozunu Saadet Partisi yönünde kullanmış. Şimdi ikinci turda orada kalır mı kalmaz mı meselesini de dediğim gibi kendi temsiliyetini daha kuvvetli bulduğu, kendi sesini daha kuvvetli görebileceği bir yerde bunu yapacak. Eğer bu kadar bölünmüş ve bu kadar denk başa baş gidecek bir yarış olmasaydı seçimde daha o bölgedeki işte ekonomik aktivitelerine güce yakın olmayı, işte ekonomiyi yönlendiren iktidara yakın kim görüyorsa onun yanında olmayı tercih edecekti. Ama daha önce şimdi Pınar Hanım onu anlattı. Sayın Erdoğan özellikle işte Kürt meselesiyle ilgili attığı adımlardan dolayı tamam Cumhur İttifakı'nda MHP'nin olmasından dolayı belki biraz şey yaklaşabilir dediniz ama Sayın Erdoğan'ın daha önce aldığı bugüne kadar işte diğer liderlerin alamadığı ciddi kararlar almış olması, bazı adımlar atmış olması hala bölgede seçmen üzerinde etki sahibi ve tabii 15 Temmuz'dan sonra ve 7 Haziran'dan sonra birçok şey değişmiş gibi görünüyor ama evet, yine de Sayın Erdoğan'ın oradaki kararlı tutumu, attığı adımlar, yaptığı bazı açılımlar seçmenin belleğinde nasıl yer tutuyor sizce? Bunu tabii önemli, dikkatle takip ediyor. Ekonomik aktivitelerine bulunduğu katkıda, çünkü hani biz bölgede kampanya yaparken gördüğümüz, eğer bir ailede 5 tane çocuk varsa, hı hı, özellikle bazı bölgeler için söylüyorum, hepsi için söylemiyorum bunu, ama bazı tipik bölgelerde orada çalışanlar bilir, 5 kardeş varsa bir tanesini AKP'den aday gösteriyor, bir tanesini HDP'den aday gösteriyor, bir tanesini işlerin başında tutuyor, bir tanesini eve gönderiyor, bir tanesini de hani sınır ötesi ticaret işleri için kullanıyor. Meselesi olduğu andan itibaren burada ailelerin çıkarlarını, orada tabii büyük aşiretlerde söz konusu olan yerler var. Kim temsil edecek? Burada nasıl pazarlıklar dönecek meselesi çıkıyor. Bu bölge Kürtleri için geçerli. Şimdi anladım, orada belki olabilir ama büyük şehirdeki seçmen davranışı biraz daha reaktif olacak gibi görüyoruz biz. Rakamlarla bir ekleme yapabilir miyiz? Çok özür dilerim İdris Hocam. Birazdan sizden de dinleyeceğim sizi ama HDP listelerinin de bu kadar ben geliyorum size. Hani bu kadar sol değil, üzerinden hem Esim Türk solu hem de genel anlamda sol tandanslı isimler üzerinden şekillenmiş bana olmasının da bence muhafazakar Kürt seçmenlerin biraz yani hem kapasını zaten muhafazakar mı? Kürt seçmenin HDP'ye eğilimi olmaz ama nihayetinde Türk ciddi kayma var ama yani bunu görelim. Listelerde Saadet sol Partisi, hakimiyet, sol hakimiyet HDP listelerindeki neyse, bu hakimiyet sıkıntı yaratacak. Ama burada Saadet'in aldığı pozisyon türü ve temel genel Saadet çizgisine farklı bir ivme kazandırıp oy potansiyelinin neredeyse 3-4 katına çıkartmış olduğu da ölçümleniyor bu arada. Peki. Burada farklı bir sonuç çıkabilir. Tamam. O bakın. Ben sondan geleyim. Yani aslında sondan başa dönelim. Parlamentoda. Evet, bu HDP girmiş olayından geleyim. Şimdi birçok belediye başkanı görevde almış. Liderleri, HDP'nin liderleri ve birçok parlamenteri tutuklu olmasına rağmen yapılan kamuoyu yoklamaları ve daha önce yapılan yine bir referandumda bakıyorsunuz çok ciddi bir kopuş yok. Yani HDP seçmedi. Bu hareketler üzerlerine demokratik olmayan veya demokrasi yoluyla da olsa baskı olarak hissettikleri olaylara karşı bir kenetlenme gösteriyorlar. Dolayısıyla yapılan kamu yoklamaları şu anda HDP'yi %11'in üzerinde gösteriyor. Hele ben bunun milletvekili seçiminde bilhassa yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü burada belli kesimlerin HDP'nin parlamentoda temsil edilmesi yönünde desteği de olabilecek. Bu çok yoğun bir şekilde söyleniyor ve gençler arasında görülüyor bu.
Şimdi o bakımdan yani HDP parlamentoda aşar diye düşünüyorum. Buyurun. Peki diğer başlığa geçeceksiniz. Onu aranın ardından alayım. İyi olur çünkü başka bir başlık devam edeceğim. Siz de devam edeceğim. Evet, biliyorum evet, fark ettim. Tamam. Bu meseleyle ilgili İdris Bey de bir şey bir ilavede bulunacak. Sayın kardeş. Ben de. Biraz anlayacağım. Yani. Şimdi Sayın bu kardeş, şeyleri karşılaştı. Aranın ardından devam edeceksiniz. Tamam. Bu konu hep konuşulduğu için ben çıkarmıştım. Hı hı. 1 Kasım seçimleri ve referandumda bölgedeki oy oranları nasıl değişmiş diye. Evet. Mesela Diyarbakır'da 1 Kasım'da %72 HDP almış, %21 AK Parti. Referandumda 72'den 67'ye düşmüş referandumda. Hayır cephesi malum HDP'nin de içinde olduğu işte seni başkan yaptırmayacağız söylemi üzerinden şekillenen bir şeydi. Burada bir düşüş var. AK Parti 21'den 35-32'ye çıkmış. Şimdi şunu ama söylemek lazım. Referandumda da AK Parti MHP ile birlikteydi. Yine birlikte hareket ettiler. Yani Kürtlerin AK Parti-MHP birlikteliğine karşı tepkisini referanduma bakarak da ölçebiliriz bir anlamda. Anket yerine gerçekten. Şimdi Mardin'de mesela 68 iken 1 Kasım'da %68 HDP iken hayır cephesi 59'a düşmüş. Bunlar önemli düşüşler. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan referandum gecesi hatırlarsanız ilk konuşmada Güneydoğu'dan bölgeden Kürt seçmenlerin özellikle bu referandumda önemli bir evet oylarını ciddi bir şekilde yükselttiğini onlar sayesinde anlamlı bir oy kayışının olduğunu söyledi. Hakikaten anlamlı. Mesela Hakkari'de %86 iken 1 Kasım seçimlerinde HDP'nin oy oranı referandumda hayır cephesi %68'e düşmüş. Ciddi bir düşüş bunlar. Tabii nüfus vesaire bu ayrı bir mesele ama AK Parti MHP ilişkisine bağlamında Kürt seçmenin böyle bir pratiği de var daha önce. Elbette birebir aynı çok değil. Birebir örtüşmüyor. Ama sonuçlar bunlar. Bu tabii sonuçlar çok önemli ama hatırlamamız gereken konu şu ki o dönemde bir saadet faktörü ve muhafazakar Kürt seçmeninin gidebileceği başka bir adres yok idi. Bu şu anda var. Diyorsunuz. Peki. Ama 301 meselesinin döneminden farkı bu. Selami Bey kalmıştı. Tabii. Oradan devam edeceğiz. Bir ara sonra birlikteyiz. Evet devam ediyoruz Sayın Öztürk. Arada da konuşuyoruz ama yayındayız efendim şu anda. İzleyiciler sizi görüyorlar. Yaşar Hocam sordu %11'i kim veriyor? %11'i kamu yoklamaları veriyor. Ben vermiyorum. Benim böyle bilgim olmaz zaten. HDP için sordunuz. Evet yani o benim ilgim değil ama kamu yoklamalarında yani birçoğunda %10'u aşacağı böyle bir sıkıntısı olmadığı söyleniyor. Ben de onu burada tekrarlama gereği duydum. Bu kadar konuşulandan şimdi sonra. Şimdi az önce tek adamlık diyordunuz ama parlamento güçlü olursa çok şimdi tek adamlık olan kalmaz. Şimdi bakınız, öyle görünüyor. Bu cumhurbaşkanı denen sistem veya başkanlık sistemi aslına bakarsanız önerilirken ve daha sonra da böyle otururken günün birinde Sayın Bahçeli tarafından böyle şap diye ortaya atıldığında aslına bakarsanız yapılan hesap şuydu. Devlet Bey'in bir bildiği vardır. Hı? Şimdi göreceğiz. Şimdi o günler yapılan hesap şuydu. Türkiye'nin %65'i muhafazakar, %35'i işte sol memle filan. Ondan sonra iki cepheli olacak bu, iki partili olacak. Dolayısıyla biri %70, biri %65, biri de %35 olacak. Böylece iktidar garanti. Ama şimdi görülüyor ki o evde yapılan hesapların hiçbiri çarşıya uymadı. Evvelce koalisyon yok diyorduk, biz işte tartışıyorduk. Şimdi bal gibi ittifak adı altında da olsa siyasi partiler bir araya geldi ve barajı da neredeyse birçok parti için sıfırladı. Tabi bu arada söylemem gerekiyor. Antidemokratiktir. %1 ile %2 ile bir diğer partilere parlamentoya girme olanağı tanırken bir siyasal partiden %10 barajın istenmesi. Bunu hiç kimseye anlatamayız. O zaman o demokratik eğer o parti demokratik değilse kapatacaksınız. Eğer ne gücünüz varsa. Demokrasi içerisinde bunu yapıyorsanız da herkese fırsat eşitliği vereceksiniz. Şimdi dolayısıyla evdeki hesap çarşıya uymayınca bugün gelinen noktada Cumhurbaşkanlığı garanti değil. Şimdi büyük ihtimalle Sayın Cumhurbaşkanı bir müddet önceden beri bu tereddütleri çok sık dile getirmiyor. Beni kim itti diyor buraya. İten belli aslında bakarsanız. Sizin dediğiniz Sayın Bahçeli etti yani sonuç itibariyle. Ama kendileri de havuza girmek istiyorlardı. Evet. Nereden? Öyle atladılar. Nereden duydunuz öyle dedi? Benim tahminim bu aynen hocam. Biraz sabırlı olursam söyleyeceğim daha. Devamını da söyleyeceğim. Şimdi bana göre dağısı da var. Öyle mi? Bana göre. Pişman oldu yani. Bana göre biraz önce arkadaşlarımın biraz şaka olduğunu dile getirmiş oldukları bir şey var. Yani parlamentonun bu kadar
güçlü olması istenmesi Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybedilmesi durumunda parlamentoya yaslanma olayıdır. Başka bir şey değildir. Bu tamamen oradan kaynaklandı. Şimdi parlamentoya yaslandığında da bir müddet sonra iktidar ve muhalefetin bir konuda anlaşacağını düşünüyorum ben. Parlamenter sisteme dönüş. Bu da olabilir. MHP'de mi? MHP değil mi? AK Parti mi diyorsun? Ha, MHP, tabii. AK Parti'ye sanmıyorum. MHP ne yapar bilemem. MHP'nin bu seçimden sonraki konumu, durumu, yeri ne olur biraz o artık sonuçlar açıklandığında belli olacak. Ama AK Parti'nin buna sıcak bakacağını mı söylüyorsunuz? AK Parti bakınız parlamenter sistemde %40-45 civarında, 43 civarında oy alırken yani en büyük muhalefet partisiyle arasında %15'lik kapatılamaz bir fark vardı. Yani böyle büyük bir avantajı başkanlık sistemi ve Cumhurbaşkanlığı sistemi adı altında kuracağı bir sistem için feda etti. Ama Türkiye Cumhurbaşkanlığı sisteminin tartışıldığı günden ki oylamadan sonra uygulamaya da geçti. Artık AKP Genel Başkanı oldu. Yani AKP Genel Başkanı, Başkomutan, işte Danıştay üyelerini tayin ediyor, Anayasa üyelerini tayin ediyor, işte parlamentoya hakim oluyor. Yani böyle bir farklı bir dünyada olmayan aslına bakarsanız bir farklı bir sistem yarattık. Fakat farklı sistemin bizi getirdiği nokta şu. Adalet mekanizması felçli. Bakıyorsunuz bu inanç azaldı. Dolayısıyla kamuoyunda siyasal sisteme karşı inanılmaz bir güvensizlik oluşmaya başladı. Yani bu bilhassa bu sisteme karşı inanılmaz bir güvensizlik hem de AKP'lilerin içerisinde ciddi şekilde var. Yani bunu tespit etmek lazım. Onun için ekonomiyi biraz önce tartıştık. Yani ekonominin son iki yılda buraya gelmesinde en önemli etkenlerden bir tanesi yine bu başkanlık ve cumhurbaşkanlığı sistemidir. Şimdi bakınız yarın bu sistemle parlamento açılacak. Evvelce parlamento açıldığı zaman hükümet ayrılan bir yer vardı. 25 Haziran'da diyorsunuz. 25 Haziran'da açılacak. 25 Haziran'da açıl diyelim. Peki ne olacak şimdi, o zaman? O zaman 8 Temmuz. Evvelce orada hükümete ayrılan bakanlara 8 Temmuz'da açılacağını. Hayır parlamento şimdi seçildikten sonra zaten Ekim'de açılacak ama. Ekim'de açılacak. Ama Ekim'de ne zaman 8 açılırsa. 8 Temmuz'u bekleyecek. Uyumlu mu çalışacak, uyumsuz başka, mu çalışacak? Ama açıldığı zaman. 8 açıldığı Temmuz zaman, garantisini nerede Nilem Hanım açıldığı zaman şu var. Ben bir konuşayım bitireyim ondan sonra. Onu birazdan konuşacağız ikinci tur meselesini. Güvenirliği zedeliyor bu. Ekim ayında açıldığı zaman evvelce hükümet üyelerinin oturmuş olduğu bölüm vardı. Yani bir parlamenter, Kars milletvekili işte Ahmet Süreyya geldiği zaman oraya benim Kars'ın şu sorunları var, ulaşımda bu problemleri var, Bayındık Bakanı veya Milli Eğitim Bakanı benim eğitimde bu problemlerim var dile getirebiliyordu. Şimdi bu yok. Peki nerede o bölgenin milletvekili bölgeye gidecekmiş, bölgede kalacakmış. Kalacak da ne yapacak? Kalacak da ne yapacak yani? Alacak sorunları getirecek ama karşısına alınacağı bir hükümet ve uygulayıcı olmayacak. Hükümetin denetlemesi sınırlı. Dolayısıyla güven oyu yok. Şimdi baktığınız zaman bakanın da sorumluluğu. Tabii bakanın da sorumluluğu. Bakan da siyasi olarak sorumluluğu tek kişiye bağlı bir de bakın, olacak o da başkanı. Şimdi evvelce başbakan bir bakanlar kurulu atardı. Kendisi de kendi partisi de muhalefet de ona bir güven oyu verir veya vermezdi. Sonuç itibariyle oraya atanan kişilerin liyakatları bir testten geçirilirdi. Şimdi ya seçimden önce hiç olmazsa açıklansa hani şunlarla çalışacağım dese de insanlar ona görev verse o da yok. Gizli bir kimse, kara tutu. Kimse açıklamadı ki başkan yardımcımın. Ben de onu söylüyorum. Kimse ben bunu sadece Tayyip Bey yönelik olarak söylemiyorum. Ben sistemi söylüyorum. Ha, sistemi söylüyorsun. Sistemi söylüyorum. Şimdi sistemde oraya gelen kişi İsterse eşini, isterse kardeşini, isterse amcası oğlunu başkan yardımcısı, cumhurbaşkanı yardımcısı yapabilecek ve bakan yapabilecek. Siz istediğiniz kadar dövünün, bu demokrasiye aykırıdır söyleyin. Hayır, getirmiş olduğunuz sistemde hukuk içerisinde uygun bir uygulama olacak. Ama bu vicdanları sızlatacak. O bakımdan yani bu gelen sistem. Evet. O kadar güllük gülistanlık bir sistem değil. Peki. Zaten sistemin gelişi
daha başlamadan önce hataları ortaya çıktı, yığılarak geliyor. Bu sistem bu seçimle yürürlüğe girse dahi Türkiye bu sistemle 4 yıl gitmez. Daha sonra muhakkak şekilde daha farklı, daha düzenli, yenilenmiş bir parlamenter sisteme geçmek zorunda. Öyle olur mu Yaşar Hocam? Yasaları da zaten 6 ay içerisinde çıkarılması anayasal bir zorunluluktu bildiğim kadarıyla. Onu da yapmadık. Uyum yasaları çıkmadan bir seçime giriyoruz ve yeni bir düzen değiştiriyoruz. O da anayasa. Bu da son derece hukuki olarak sakat bir durum. Evet, buyurun Şimdi Yaşar Hocam. Yeni sistemi parlamenter sistemin alışkanlıklarıyla tarife kalkarsanız işte Selam Bey gibi bir çelişkin içine düşersiniz. Yani net saptayalım. Bugüne kadar teorik konuşuyorduk. Şimdi pratiğini göreceğiz. Bunların hepsini yaşayacağız. İlk pratiğine bence tam da bu az önce aradan önce konuştuğumuz parlamento aritmatiğinin yürütmeyle olan ilişkisinde bence gördük. Şimdi bunu seçim sonucunda da yaşayarak göreceğiz. Evet. Bunu saptayalım. Şimdi milletvekilinden ne anlıyoruz? Hocam benim çelişkimi söyle hocam. Söyleyeyim. Çelişki söyleyebilirim. Çelişki şu. İş takibi yapan bir milletvekili profili bitmiştir artık bu sistemde. İş takibi demedim ben. Bakın, bölgesinin sorunu dile getiren milletvekiline bahsediyorum. Şimdi geliyorum çelişkiye geliyorum. Şimdi aklınız başka yerde. Ben başka bir şey söylüyorum. Bir dakika. Ülkesinin, beldesinin... Beldesi. Yok. Sevgili hocam ne oldu Allah aşkına ya? Dur, şeyi düşürmeyelim. Benim söylediğimi... Yok, seviyeyi düşürmeyelim. Devam edelim. Ben seviye düşürmem hiçbir zaman. Yükseltirim sevgili hocam. Müsaade et. Bana böyle çelişkini söyleyip konuşamazsın. Benim çelişkini çarptırarak söylüyorsunuz. Ben diyorum ki kendi bölgesinin sorunu milli eğitimde bayındırılır. Çelişkinizi söylemeye müsaade edecek misin? Söyle ama o zaman söylemiyorsun. Bir dakika dinleyin. Başka bir şey söylüyorsun. Dinleyin. Buyurun. Dinlerim. Yaşar Hocam buyurun. Selam Bey. Bir dakika. Çelişki şudur. Çelişkiyi söyleyin. Yöresinin onu o iradeyi gösterenin sorununu sahiplenecek değil mi? Ondan daha önemli bir güç var mı? Onun kanun yetkisi elinde. Kanun tasarısı hazırlayacak. Tamam? Yani bakana gidecek. Bakanla temas kuracak. Böyle bir şey değil ki bu. Kurumsallaşıyor artık. Siyaset kurumu kurumsallaşıyor. Milletvekilinin seçmenden aldığı nabzı getirecek ve orada kanun yapma yetkisi ve gücüyle diyecek ki bu milletin. Milletin doğrudan her şeyin önünde olacak. Öyle bir tablo çıkıyor ki şimdi Selam Bey'in söylediğinde. Meclis denetleyemiyor, hükümeti, bakanları... Aynen öyle. Kim yapıyor bunu? Kimin gözünün önünde oluyor bu? Milletin. Millet ne yapıyor? Doğrudan hükümetini seçiyor. Ona diyor ki bu hükümeti kur, bu yetkiyi sana verdim. Ama burada bir kiminle? Yanlış anlaşılma var. Kiminle? Çünkü Selami Başkan'ın bahsettiği... Pardon. Araya girmeyin, hayır istemiyorum ben araya girmenizi. Anlatayım. Yanlış anlatıyorsun hocam, ben geçiyorum. Yürütmeyle ilgili bir sorun çıkarsa halletmek. Mesela bir köprü yapın. Gerek yok. Yürütmeyle ilgili çıkarsanız hocam. Zap suyuna köprü yapın mesela. Yürütmeyle ilgili bir sıkıntı olursa ne yapacak diyor. Lütfen yanlış anlaşım olmasın diyor. Şunu yani... Yasama mı, yürütme mi? Niye parlamento alışkanlığıyla, bu sistem alışkanlığıyla bu sistemi anlayamaz? Çünkü burada doğrudan meclisten çıkmayan bir hükümet modeli var. Direkt millet seçtiriyor hükümeti. Diyor ki sana ben bu yetkiyi verdim kardeşim. Seçimden seçime mi denetleyecek? Kiminle, hangi ekibinle yaparsan yap. Ben sana güven duydum. Sen yaparsan iyi yaparsın. Peki o ne yapacak? O alanın, şimdi hep şeyi konuşuyoruz ya, bütün bakanlar parlamentoya taşındı falan. Buna da alışacağız. Hatta belki hiç siyasi kimlikleri olmayan nötr insanlar bakan olacak. Onların o alanda, ne bileyim, bir çevre konusunda çok önemli bir birikimi olan insanın mutlaka çevre bakanı olarak değerlendirilmesi düşünecek o başkan tarafından. Her tarafa nükleer santral yapar. Dolayısıyla teknokrat, ağaçları yok eder. Teknokrat açısı... Şimdi bu değil işte bak, bu üslup değil. Teknokrat özelliğiyle öne çıkacak. Seçmene ne olacak o zaman? Olmayan. Onun sorumluluğunu da hükümeti kuran üstlenecek. O ekiple birlikte başarılı olursa başarılı olacak. Peki. Başarısız olduğunda da halk onun... şeyini verecek, hesabını görecek. Peki. Dolayısıyla ondan daha önemli, yani millet denetiminden daha önemli bir şey olmayacak bu sistemde. Daha fazla siyaset, daha fazla fikir üretmek. Hocam seçimler 5 yılda bir yapılmayacak. Tamam, millet 5 yılda bir yapılacak. 5 yılda bekleyecek beş yılda, mi millet? İktidar esnasında meclis, çıkacak meclis, sorunlar, meclis ağırlığı, meclis ağırlığı öne çıkacak. Adam kayırmalar. Yani bu son derece önemli. Denetlenemez bir hale gelecek. Peki efendim şimdi, konuşalım ama bir ara verelim, aranın ardından konuşalım. Gidem Hanım, ben bir cümleyle bir şey söyleyeyim ondan sonra. Gidem devam edelim. Sayın Başkan ara vermem lazım. Aranın ardından devam ediyoruz. Ara.
Tam devam edelim. Bu birinci, ikinci turla ilgili bir izleyicimiz soru sormuş. Onu birazdan yanıtlayacağız. Daha doğrusu soracağım konuklarımı. Onlar da herhalde yanıtlayacaklardır. Ama Nedim Şener'le devam edelim. Sayın Şener, siz parlamento ve cumhurbaşkanlığı meselesi, özellikle parlamentoda 301'i Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı bulacak? Kim bulacak sizce? Valla ben bu tür tahminler yapan anketçiler durumuna düşmek istemem gerçekten. Çünkü ben bir anket almıyorum ama yok, hangi kriterler belirleyici olacak? Bu tahmin kişilerin siyasi meşrebine göre değişiyor. Yani burada bile herkes kendi siyasi pozisyonundan yola çıkarak... Bana sormadı Diyaman mesela. Ben bir sürpriz yapın. Bir sürpriz yapın. Bakın ben söyleyeyim. Siz başka bir tartışmaya gidin. Söz size geldi. Söz siz devam edin. Yok yani şimdi burada oturan konukların pozisyonuna, pozisyonuna göre izleyiciler 301'i Millet İttifakı alır veya Selami Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı demeyeceksiniz herhalde. Ben 340 diyorum Millet İttifakı'na. Mesela yani bunu çünkü bunu tahmin etmek zor değil. 340 kayıtlara düştü. Selami Öztürk 340. Yani televizyon kim oluyor? Cumhurbaşkanı affedersin. Cumhurbaşkanı onu da alalım kayda geçiyor ya. Nasıl? Cumhurbaşkanı kim oluyor? Tabii ki Muharrem İnce. Hiç şüphen olmasın. Kayda geçti. Aynen öyle. Şimdi yani aynı yerdeyiz. Aynı havayı soluyoruz. Aynı suyu içiyoruz. Ama çok farklı siyasi görüşler, farklı analizler ve sonuçları getiriyor. O yüzden ben bundan hep kaçınıyorum. Hatta bazen her seçimde bana mutlaka bir milletvekilliği şeyi yaparlar. Ve bir de mutlaka kime oy vereceğimi sorarlar. Ben de asla bunu paylaşmam. Çünkü milletvekilliği oldu mu? Hayır, hiçbir zaman. Aynı zamanda oyumu da söylemem, kimseye de sormam. Bu çok ayıp gelir bana. Bana sorulduğu zaman da şunu söylerim zaten. Yani senin oyun benden daha değersiz değil ki. Ben sana sormuyorum. Sen de bana sorma ve sen de kimseye söyleme. Çünkü bu çok değerli, çok kendine az. Gidersin o gün bir yere oyunu verirsin, çıkarsın. Ya zaten devlet bile sana... Sevgili Nedim Şener, oyunuzu sormuyorum ki ben. Ama bu, bak şöyle, oyumu zaten oyumu sormanız... Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı kazanacak demeniz aynı şey demek benim açımdan. Öyle kişisel mi? Olarak söylüyorum. Tabii çünkü bu ben objektif görüş ama değil. Ama temenni mi soruyor acaba? Herkes temenni söylüyor. Herkes temenni söylüyor. Temenni mi, analiz mi? Herkes temennisini söylüyor zaten. Şey analiz yapan yok. Yani elde somut veri yok. Çünkü şöyle bu... Elif Hanım ona itirazı olacak. Yok, ben itiraz edersek edelim. Ben televizyondan izlediğim zaman kimin ne söyleyeceğini ve ne diyeceğini çok iyi biliyorum. Benim de ne söyleyeceğimi aşağı yukarı biliyor. Bazen ummadık şeyler söyleyebiliyorum. Kızgınlıklar da bazen ondan ortaya çıkıyor. Ama olsun, önemli olan... Ama ben parlamento seçiminde ne söyleyeceğinizi ben şu anda tahmin edemedim yani mesela. İşte zaten etmemeye çalışıyorum, ettirmemeye çalışıyorum. Her zaman da öyle oldu. Hep yani düşünün mesela Büyükşehir Belediyesi'nde herkes yer gök inledi. Sarıgül'ün girdiği işte İstanbul'da büyük kavgalar oluyor. Ben gittim Bilgi Üniversitesi'nden bir genç çocuk vardı. 2000 tane oy almış, ona verdim mesela. Niye o kamplaşmanın içine gireyim ki? Çünkü... Öyle ilginç argümanlar ortaya atıldı ki o tartışmalar içinde. Çok çirkin şeyler de oldu. Ben de çok yakından takip ettim o siyasi şeyleri, olayları. Baktım, dedi ki çocuk, vaadi şuydu Bilgi Üniversitesi'nden arkadaşın. Ben ilk vaadim belediye binasını yıkmak, neden diye sordu gazeteci arkadaş. Çünkü ben rüşvet almayacağım için belediye binasına ihtiyacım yok. O yüzden o ilk vaadim olarak da onu yıkacağım dedi. Şimdi son derece hoş bir, romantik bir şey vaatti ve gittim ona oy verdim mesela. Peki, açıkça ben söylüyorum. Ben sorumdan vazgeçmeyeceğim ama. Yani. Ben yine de söylemeyeceğim. Bugünü gelelim. Tamam söylemeyin ama siz nasıl bir tablo göreceksiniz diyelim o zaman. Yani 301, 340, 350 tahmin almayacağım sizden ama. Nasıl yansıyacağını düşünüyorsunuz? Yani her iki ittifakın savunduğu değerlere şimdi beyannameler de açıklanacak. Beni şu anda şu süreçte üzerine durmamız gereken konunun daha cari, geçerli konular olması gerektiğini düşünüyorum. Yani sonucu değil, 24 Haziran değil de oraya gidene kadar süreci. Mesela ben şunu görüyorum. CHP üzerine inanılmaz bir algı operasyonu yapılmaya çalışılıyor ve CHP seçmeni duyarlı bir seçmen. Demokrasi konusunda, eşitlikler konusunda, hukuk falan, karşı rakibin hukuku konusunda. Fakat nedense bu CHP hep olumsuz yansıyor. Bu Muharrem İnce aday olana kadar biraz da başıboş ilerledi bu süreç. Ama Muharrem İnce'nin artık ben en azından İyi Parti'ye geçişleri engellediğini, oy kayışlarını engellediğini, hatta HDP'ye deniyor ki, Muharrem İnce'ye verecekler ama HDP'ye verecekler. Ben onun 7 Haziran dersinden sonra çok olası olmadığını düşünüyorum. Bu da benim kişisel düşüncem olsun. Yani neden? 7 Haziran'da CHP seçmeni yaklaşık 1 milyona yakın bir oy kayması oldu. %1,5. 1,5 CHP'den.
1 Kasım'da CHP'ler onu geri aldı. Nedeni şuydu, Demirtaş ve Sırrı Süreyya'nın ilk akşam biz emanet oylara saygılıyız dedi. Ama PKK'lılar dağdan dediler ki ne emanet oyu, onlar bizim oyumuzdu zaten, geri geldiler dedi. Şimdi ve ne oldu? Parti üzerine inanılmaz, PDP'nin üzerine inanılmaz bir baskı kurdular. Demirtaş'ın başarısızlığının, ki umut olmasına rağmen başarısızlığının en altında yatan en önemli nedenlerden birisi bu oldu. O vesayet hiçbir zaman o gölge kalkmadı. Dolayısıyla ben CHP seçmeninin dönüp Muharrem İnce'nin zaten Kürt meselesi konusunda, diğer ekonomi konusundaki sözlerinin de önemli karşılık bulduğunu görüyorum. Çünkü inanın ki Muharrem İnce aday olana kadar o belirsizlik döneminde CHP'li çok tanıdığımız insanlardan İyi Parti'ye oy vereceğini söyleyen, ama bunu bugün itibariyle değiştirmiş çok insan biliyorum ben. Yani bunu çok yani doktor, profesör. Bu hep böyle bir şey var. Dolayısıyla yani Muharrem İnce'nin çok ciddi bir rakip olacağını düşünüyorum. Hatta mesela Eren Erdem'in dün konuşmaları. Bakın gitti yurt dışından yayın yapan ve işte bir takım örgütlerle ilişkili olduğu söylenen bir kanala konuştu. Şimdi bu ne, nasıl bir etki yarattı? Şöyle bir etki yarattı. İşte CHP'ye en büyük darbeyi vurdu. Dün akşam bütün yorumlar böyle ilerledi. Tamam mı? Eren Erdem bunu niye yaptı? Eren Erdem'in ne olduğunu, meşrebinin ne olduğunu beni hiç ilgilendirmiyor. Benim için hiçbir önemi yok. Yaptığı şeyin hesabında hukuk neyse şeyse verir. Bir soruşturma açıldı ama, şu anda İstanbul'da. Yani ama CHP'ye etkisi bir anda Muharrem İnce'nin oluşturduğu havayı yok edip orada bir umutsuzluk yaratıp tekrar onun oylarını diğer iki partiye dağıtmak yönünde bir algı operasyonu başladı. Yani bununla çok ciddi mücadele edilmesi gerekiyor CHP'ler açısından. Çünkü CHP'ler şöyle bir şeye kızıyorlar, tepki gösteriyorlar ve hemen başka yere. Hiçbir partide bunu göremezsiniz. Yani CHP'ler, ben biliyorum, MHP'ye bir zaman oy verdiler. Gittiler destek olsun diye HDP'ye oy verdiler. Hatta bu seçimde işte gittiler Konya'dan 1 ve 2. sırayı Abdülhatif Şener'le Saadet Partisi'ne veriyorlar. İçeriden başka kontenjanlar ayırıyorlar. Başka partileri, yani CHP'lerin CHP'ye çalışması lazım. Yani mesela Muharrem İnce gitti Hakkari'de bir miting yaptı. Orada bir projesinin arkasında bütün CHP'nin durması gerekiyor. Orada alternatif, yani şunu HDP... Ama alternatif Şener için değil de, ben Saadet Partisi'nden konuştuğum bir kaynak, dün konuşmuştuk kendisi, önceki gün pardon, şunu söyledi. Dedi ki Millet İttifakı'ndan dolayı orada Cumhuriyet Halk Partisi işte daha fazla, yani 40-50'de ya da 60 tane fazla şey milletvekili çıkaracak. Dolayısıyla o kontenjandan bir 6 kişilik bir isim bakın, ayırdı benim Saadet Partisi'ne. Bak, ben bunu 7 Haziran yani Nedim Şener için, bakın, pardon, anladım. Abdülhatif Şener için evet. Şimdi siyaseti tamam, matematik olarak okuyanlarla hep benim bir problemim oldu. Evet. Siyaset matematik değil. Ben CHP'nin ta 1990'larda olduğu gibi o bölgenin seçmeni nezdinde de umut olacak, hatta kendi imkanlarını da zorlayacak adımlar atarak o oyu neden o almasın? Neden hatta bir Konya'da, örgüt Konya'da, yani HDP'nin tabanındaki oyu o HDP tabanının HDP tabanının oyunu neden CHP onlar için umut olması, o insanlar için? Yani niye AKP, mesela burada hatırlarsınız Zeki Kılıç Aslan var, CHP parti meclis üyesi. Ya iki AKP var, işte Güneydoğu'dan oy alıyor. Niye biz, keşke biz de alsak. Peki neden alamıyor? Yani neden mesela burada AKP ile HDP arasında bölüşülmüş bir seçmen oylarından bahsediyoruz. Niye CHP oraya yüklenmiyor? Niye HDP'yi rakip olarak görmüyor? Hı hı. Yani kolay siyaset şu. Erdoğan düşmanlığı üzerinden siz sürekli gerersiniz. O size rahat bir alan sağlar. Ama o bölgeye politika üretmeniz gerekiyor ki üretmeniz lazım. Üretip HDP'yi de İYİ Parti'yi de yıkacaksınız. O bölgelerden siz alacaksınız. Peki. Şuna bakın. Şöyle bir şey yaşanıyor. İlginçliğe bakın. CHP'nin en önemli milletvekillerinden bir tanesi adı konmamış bir partiye geçiyor. İYİ Parti'ye. Sonra o parti yılların CHP'sinden seçmen alıyor. Yani MHP'yi anladık. MHP'de bir bölünmenin sonucunda oraya gitti. Ama nasıl oluyor da CHP'den? Hangi, yani ben bir CHP'linin hangi ideolojik sahikle veya hangi siyasi düşünceyle İYİ Parti'ye gitmiş olabileceğini... Aytun Bey gitti. Ben seçmen tabanındaki kaymadan bahsediyorum. Ha, tamam. Aytun Bey gitti. Milletvekiliniz onun için. Tamam. Bir tanesi öyle zaten. Onu, o ayrı bir tartışma konusu. Yani, evet, yani CHP'ye oy vermiş. Yani Atatürk'ün partisi demiş. Altıok demiş. Belki babadan atadan gelen bir geleneği temsil ediyor. Nasıl oluyor o partiye gidebildiğini? Ve o parti bu gidişlere nasıl seyirci kalabiliyor? Ve demokrasi adı altında bunlara nasıl... Yani şöyle, o benim CHP lideri olarak, CHP olarak Türkiye'yle ilgili bir projem, bir iddiam olacak. Ve o partiler benim için evet aynı zamanda bir rakip olacak. Ve ben onlardan çok daha ileride bir şeyler söyleyeceğim.
İYİ Parti'de, HDP'de, başka Saadet dahi ne diyorsa onlardan daha iyisini söyleyeceğim. Daha fazlasını belki değil ama daha iyisini söyleyeceğim ve insanları çekeceğim. Bunu yakalayamıyorsam o zaman siyaset matematiğe dönüşüyor. Şöyle hesap ediyorum. CHP yönetimiyle, ben Muharrem İnce'yi ayırarak soruyorum. CHP yönetimiyle ilgili olarak ya da işte Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak CHP seçmeninin kafasına soru işareti mi var İYİ Parti'ye yöneliyor? Niçin İYİ Parti'ye gidiyor? O şundan, özellikle Kılıçdaroğlu'nun girdiği birçok seçimi kaybedip ve adaylık sürecinde net bir pozisyon almaması tabii insanlarda şey yarattı. Karamsarlık. Yani şeyi düşünen insanlar, yani CHP seçmeni düşünen insanlar ve belli bir toleranstan sonra o oyu başka türlü kullanacağını beyan ediyorlar. Ve dürüstçe söylüyorlar da bunu. Öyle saklı gizli değil ve bunu da gördükleri için zaten. Şimdi bir de şu var. Onu da alayım, bir ara vereceğim. Siyaseti matematik olarak gördüğünüz zaman yeni oluşan kompozisyonu çok iyi de analiz edemezsiniz. Şimdi siyaset çok öyle bir şey ki 24 saat, hani uzun deniyor artık, saatler çok uzun geliyor. Parlamentoda bir 301'i kim almış, o önemli değil ama diyelim ki Cumhur İttifakı almış veya Millet İttifakı azınlık olmuş veya Millet İttifakı aldı diyelim. Ama bu sefer göreceksiniz o koalisyon denilen ya da ittifak denilen yapıda kendi içinde tartışmalar ve arazlar çıkacak. Şimdi bunu zaten seçim sürecinde mesela ortak bir aday belirlemeye çalıştılar. Bunun için aracı olanlar oldu. Onda bile uzlaşamadılar. Çünkü herkesin bir düşüncesi var. İleriye yönelik. Aynı zamanda unutmayın, önümüzde belediye seçimleri var. Asıl yüklenilecek bölümler orası olacak. Yani peki, İstanbul çok önemli olacak. Şu anda ben bugün yapılan bazı konuşmaları, bazı adımları gördüğüm zaman aslında bir yandan da İstanbul veya büyük şehirlerdeki belediye seçimleri, yerel seçimleri çok önemsediklerini görebiliyorum. Peki. Ve bugünkü tartışmaların da o güne dair bir sermaye olduğunu görüyorum. Bugün aramız biraz fazla. Bir ara daha vermem gerekiyor. Aranın ardından ikinci tur meselesini ve Sayın Erdoğan'ın ABC planlarının ne olabileceğini konuşacağız. Bir izleyicimiz şunu sormuş. Soruyu söyleyeyim, cevabını aranın ardından alırız. 24 Haziran'da HDP barajı geçemez. AK Parti'de mecliste 350 üzeri milletvekili çoğunluğunu alırsa, Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalması durumunda oy kullanan seçmen hangi adayı tercih eder diyor. Tersinden sormuş. Ya yani parlamentoda çoğunluğu alır ama Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa seçmen kimi tercih eder diye soruyor. Değişik, farklı yönden bir soru. Böyle bir ihtimal yok diyorlar ama var mı yok mu konuşacağız. Gayet olası bir senaryo diyor Elif Hanım. Ara verelim, sonra konuşalım. Evet, devam ediyoruz. Yayındayız efendim. Evet, pardon, evet. Hep arada yakalanıyoruz izleyici ama hayır. Çok yani verimli Yaşar bir program bir oluyor arada da. Sonra sizde. Yaşar Bey bir şeyler. Şimdi ben Nedim Bey'in yani analizini çok önemli buluyorum. Bunu daha önce de yine biz burada konuşmuştuk. Şimdi bu koalisyon ve ittifak meselesinin farklılığı da burada yine çıkıyor. Yine bir sistemin aslında ortaya çıkardığı bir durum var. Şuna teşvik ediyor. Siyasi partilerin daha fazla fikir üretmeyi, derinleşmesini, siyasetin konsolide olmasını teşvik eden bir sistem bu. Yan yana durabilirsiniz. Eklektik olabilirsiniz. Ama bunun bir çıkara dayalı yürüdüğü sürece ve fikri bir harmanlanma, bir hemhal olma olmadığı sürece uzun soluklu olması mümkün değil ve dağılmalar, çözülmelerin olacağı çok aşikar. Dolayısıyla bu sistem aslında ortak alanları siyasi partiler açısından daha fazla nerelerde farklılıklarınızdan çok benzerlikleriniz varsa bunu bütünleştirin ve bir arada olmayı deneyin. Sistemin aslında şeyi bu. Aha. Özendirdiği bu. Peki. O açıdan ben CHP açısından en önemli sorunun işte bu olduğunu. Yani bir dönem HDP'ye yüklenelim, o %10'u geçsin. Şimdi Saadet sevgisi, sempatisi gözleri yaşartıyor. Yani şimdi üzülmeyin hocam. Bölgede ben fikir istiyorum. Üzüntü mesela CHP'nin hakikaten Saadet konusundaki aşkı nereden bir ne fikir yakınlaşmasından kaynaklanıyorsa Saadet aşkını belki Selami bakın bu, bir araya gelemezler mi? Hayır, o değil. Bundan dolayı kaynaklanıyorsa fikri açıdan da bir anlamda bir adım atılmalı. Şimdi çok şey olmuyor, çok dürüstçe yaklaşılmıyor o zaman. İkincisi yine HDP konusunda. Yıllardır bir Kürt seçmenine ilişkin bir HDP kozu kullanılıyor adeta.
HDP niye tek bu yolla da aslında CHP bir yolla da bir şey daha yapıyor aslında. Yani hepimiz alkışlamıştık. Türkiye projesi dendi. Siyaset alanında yer alma arzusu ortaya çıktı. Ne güzel bak dedik şiddetten, terörden, arkasındaki o terör baronlarından kurtuluyor. Bu ülkenin çocukları hepsi. Bırakın artık arkadaki o bizi birbirimize düşman kılan bütün o çıkarlardan arınsın. Bir araya gelsin. Sadece Türkiye'nin bir bölgesiyle dertlenmeyin. Trabzonluyla da, Trakya'nın da sorunları var. Dertlenin, proje geliştirin. İyi, tamam, çok iyi. Ne oldu? Ne oldu? Yani erken seçim sürecinde, seçim hükümetindeki o bile zorunluluktu. Kısa süreliydi. Dolayısıyla orada bile durulamadı. O bile siyaset alanıydı. Ne oldu? Kandil'den gelen talimatlar esas alındı. Ondan sonra sırtımızı oraya dayadık, buraya dayadık. Geldiği nokta bu. Bölgedeki şey bir hendek siyaseti falan da değil o. O tam bir hendek terörü. Bundan son derece yörenin halkı. Yani burada bir körü körüne gözünü tamamen kan bürümemişse ki çok az bir bölümünündür bunun bu çizgide olabileni bilenleri çocuklarının acılarını yaşadılar. Nasıl bu terör baronları elinde o kendeklerde o çocukların ön saflara yerleştirildiğini gördüler. Hocam bu tartışma başka bir yere gider ya. Şimdi dolayısıyla bu noktadan hareketle siz artık terörle bağını kopartamamış bir aktörü sürekli bir meşrulaştırma çabasıyla hem kendiniz fikir üretmiyorsunuz bölgeye ilişkin. Çok güzel dedi Nedim Bey. Yani o bölgede niye sadece AK Parti ile HDP var? Madem bu, o zaman yani bu son derece önemli. Aynı şeyi Saadet için de öneriyorum. Çok sevdiğiniz, çizgisi açısından olumlu bulduğunuz bir şeyi biraz harmanlayın. Mesela bu konuda da siz de bir fikir öne sürün, öne çıkartın. Dolayısıyla bu yan yana duruş, eklektik duruşla kişiler üzerinden bir sonuç alınmasının da mümkün olmadığını yine geriye dönük bizim pratiğimiz gösterdi bugüne kadar. Selami Bey, bakın, şu izleyici sorusuna da yanıt verelim. Tabii. O 24 Haziran'da HDP barajı geçemez. AK Parti'de mecliste 350 üzeri milletvekili çoğunluğunu alırsa. Doğru. Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalması durumunda bu olası bir senaryo dedi Elif Hanım. Evet, oy kullanan seçmen hangi adayı tercih eder sorusu var. Mesela işte burada beyanname en doğru dile getiren adayı tercih edecektir. Bu olabilir diyorsunuz. Yani HDP barajı geçemezse. Yani. İhtimal dahilindedir. En olası senaryo. Şimdi stratejik düşünce şunu gerektirir. Senaryoları sıralar. Bunları en olasıdan en az mümkün gerçekleşmesi mümkün olana kadar değerlendirir. Hani bu orta seviyede gerçekleşmesi mümkün olabilecek bir senaryo. Peki tercihi kimden yana kullanır? Şimdi seçmen? Orada işte adayların ne söyleyeceği çok belirleyici olacağı gibi söylemesinin haricinde aksiyonla yanında kimleri bulundurduğu da çok önemli. Çünkü HDP seçmeninin zihninde bu işte genel başkanının bir cezai hükme varmadan içeride bulunması, cezaevinde bulunması vesaire başka ilgili meseleler var. Mesela burada Muharrem Bey'in böyle bir avantajı var. Çünkü kendi partisi bir dönem dokunulmazlıkların kaldırılması lehinde oy kullanırken Muharrem Bey açıkça aleyhinde oy kullandı bu dönem. Evet. Dolayısıyla Kürt seçmen bunu bir not etti. Bundan sonra da eğer buna yakın bir davranış sergiler, daha kapsayıcı bir siyaset, CHP seçmenini aşan bir siyasetten, kapsayıcı bir dilden bahsederse gene çekemeyeceği bir takım Kürt seçmenler olacaktır. Sayın Akşener kafası peki? Ayrılıkçı Kürt seçmeni, ayrılıkçı niyeti olan PKK ile ilişkilendirilmiş Kürt seçmeni ne Meral Akşener ne Muharrem İnce çekemez. Mümkün değil. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde kalmayı arzu eden, bu sistem içerisinde bireysel hak ve özgürlükler seviyesinde bir gelişme kaydetmek isteyen seçmeni pekala da rahatlıkla kendi tarafına seçebilir, çekebilir. Ama burada kiminle hareket edeceği önemli. Ama burada iki tane karanlık nokta var. Bunu aydınlatmak için biraz daha zaman almamız, mitinglerin ilerlemesi, bildirgeleri görmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi böyle bir senaryo gerçekleştiğinde sandığa gitmeme eğilimi gösterir mi? Bu seçmen, bu ciddi bir soru. Ya da siyasi bilinci yüksek bir seçmen olarak burada bir tercih kullanıp bir değişim yönüne gider mi? Bu da bir mesele. İkinci mesele de bu sistem maalesef
perde arkasında pazarlıkları da çok mümkün kılan bir sistem. Hani şeffaf, halkın önünde bir pazarlık, bir alver, bir başkan yardımcılığı ya da işte bakanlık üzerinden ya da bir temsil ya da ilkeler üzerinden bir şey yapılabileceği gibi, hı hı, aynı zamanda da perde arkasından da bir şeyler olabilir. O zaman hani bu çok daha enteresan. Ya Sayın Erdoğan'ın ABC planlarını bilmiyoruz ama mesela ikinci turda izninizle ikinci turda mesela kalırsa eğer ikinci tura burada işte seçmen ne Sayın Akşener'i ne Sayın İnce'yi ya da hiç tercih etmeyip boykot meselesini bir gündeme getirebilir diyorsunuz. Getirebilir. Yani böyle bir olasılık var. O zaman İdris Bey'in belirttiği gibi bölge oyları dağılır, şehirlerde de dağılır. Şehirlerde AKP lehine gelişirse de Güneydoğu Anadolu bölgesinde AKP lehine bu dağılım gerçekleşir ama büyük şehirlerde gene aynısı olmayacak. Ben Cumhurbaşkanlığı için söylüyorum. Boykot olarak. İkinci turda boykot ihtimali olursa ama olmayabilir. Neden söylüyorum? Çünkü gidişattan ve mevcut statikodan rahatsız bu seçmen. Temsilcilerinin hakkaniyetle meclise gönderilmediğini düşünecek. O %10 barajını geçememesi. Hani çünkü yüksekçe bir oy alacağı, onu geçemiyorsa da ona yakın bir oy alacağı gözüküyor şu anda. Şimdi tam bu noktada ben de bir parça bölgeyi... Bir saniye şunu bitireyim. Şimdi dolayısıyla eğer böyle bir hakkaniyetsizlik hissi içerisine girerse boykot yerine bilakis sandığa gitme ve oy kullanma şeklinde tercih yapacaktır gibi geliyor. Dinler Hanım'ı dinleyeyim. Burada gerçekten bu konuyu böyle masa başında konuşmak hiç samimi gelmiyor bana. Bir kez millet, Türkiye'nin 80 milyonu samimiyete bakar. Nerede konuşacağız? Samimiyete bakar. Ben bölgede de konuşuyorum. Şöyle. Hani Türkiye'nin her yerini ziyaret edemiyorum. Hayır, sizi demiyorum. Bu konuyu bölgede de, Karadeniz'de de, Edirne'de de, her bölgede konuşuyorum. Burada da oradaki birikim aktarmıyor. Masa başında koşan konuşuyor derken sizi demiyorum. Yani arazideyim, sahadayım. Ben sahadayım burada yani. Burada partileri konuşuyorum ben. Tabii ki sizi demiyorum. Partileri konuşuyorum. Parti liderlerini konuşuyorum. Partilerin kurumlarını konuşuyorum. Karar verici mekanizmayı teşkilatları konuşuyorum. Şimdi daha iki hafta önce çok dikkatimi çekti. İyi Parti'nin Gençlik Kolları Başkanı Kürt açılımı olarak gitti. Hakkari'de uçurtma uçurdu. Evet. Daha sonra bu Gençlik Kolları Başkanı İzmir 1. bölge 5. sırasını beğenmediği için istifa etti. Şimdi ben dava ruhu olsun böyle aman aman ateşli bir dava ruhundan bahsetmiyorum. Ama bir ruh olmalı. O ruh da sizi samimi kılmalı. Şimdi Gençlik Kolları Başkanı Kürt açılımını uçurtma uçurarak yapıp ardından yerini beğenmeyip istifa ediyorsa o parti liderinin şöyle bir mitingde bir cümleyle ben Kürtlerin bacısıyım kelimesi İnanın hiçbir anlam ifade etmiyor. Bakın aynı anda bu dönem içinde, lütfen sözümü kesmeyin ama Selam Bey lütfen. Aynı dönem, aynı hafta içinde Twitter'da yine İstanbul İl Başkanı, çok tanımıyorum, Bayram Bey, elinde üye kayıt formu, İstanbul'un çok böyle şey bir mahallesinde, bir doğulu ailenin evinde kapısında durmuş üye kayıt yapıyor. Hı hı. Yaşlı teyzenin elini öpüyor, öne fırlayan çocuğun da başını okşuyor ve Twitter'da bu fotoğrafları gösterirken o Gençlik Kolları Başkanı önünde sigara izmaritleriyle masa başında oturmuş tweet atıyor hamasi sözlerle. Şimdi Kürt seçmeni de, Türk seçmeni de, yani bunu inanın bir parti tarafkirliği için de söylemiyorum. Samimiyet ve vicdanla başlayan, samimiyetle biten bir sürece bakar. O yüzden Kürt seçmeni kalkıp da böyle miting alanlarında, sahnede biz Kürtlerle zaten dostuz, Kürtler bizim canımız kardeşimiz hamasi sözlerine öyle kolay kolay kül yutacak bir seçmen değil. O nedenledir ki vefaya çok dikkat eder. Sadakate, vefaya, mücadeleye, kendini
hani kendini böyle kendinden feragat etmeye, kendinden vazgeçmeye bakar, ona göre tercihini yapar. Yani o yüzden ikinci turda İyi Parti'nin adayı da Muharrem İnce de Meral Akşener de eğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında Kürtler nezdinde bir şey yapmak istiyorlarsa önce Tayyip Erdoğan'ın girdiği kadar o gönüllere girmeleri lazım. Teşkilatlarıyla, aman. Sistemleriyle, aman. Projeleriyle. Öyle sözler. Bizimkini oraya kadar sokmayın. Bu iş olmaz. Yani bu benim Muharrem Bey'i oraya kadar sokmayın. Bu söylediğimiz hakikaten hani belki bir bölümü temsil ediyor ama yani genel olarak şu anda çok ciddi reaksiyon gösteren Kürt seçmeni çok temsil etmiyor. Şimdi tabii Muharrem Bey'in ve Meral Hanım'ın söyleyeceklerinin samimiyet testinden geçeceği bölümüne katılıyorum ama bu herkes için geçerli. Bütün siyasetçiler bu seçimde ciddi bir samimiyet testinden geçecek. Tayyip Erdoğan da buna dahil olmak üzere. Ve gerçekten seçmen bunu değerlendirecek. Samimiyet vekiller için de başkan adayları için de çok çok önemli bir konu. Peki. Ama burada bir yaşanan süreç var. AKP ve Kürt seçmen arasında bir flört dönemi var, çözüm süreci var, ondan sonra yaşananlar var, ondan sonra işte bu HDP liderlerinin durumu var ve bunu muhafazakar seçmen başka değerlendiriyor, Kürt muhafazakar seçmen başka değerlendiriyor, Kürt etnik milliyetçi seçmen bambaşka değerlendiriyor. Peki, bunun sonucunu göreceğiz açıkçası. Pınar'ıma söz verin. Neden, niçin? Ya. Hayır yani söz sırası gelmiyor bir türlü. Buyurun. Yani Yaşar Bey biraz önce çok ciddi şekilde CHP suçlularında bulundu. Hemen arkasında bana söz vermeniz konuşma gerekirdi. Konuşma sürelerine bakalım. Fakat onu çok konuşan o soğudu şimdi. Tamam peki. O bakımdan yani her şeyin sırası. Eğer CHP'ye karşı bir söylem varsa burada birilerinin de ona yanıt vermesi lazım. Tabii ki yanıt vereceksiniz. Siz CHP ile PKK'yı yan yana koyamazsınız. CHP'nin HDP ile hiçbir ilgisi olmaz. Şimdi o ayrı bir partidir. O ayrı bir partidir. 7 Haziran'da öyle. O ayrı ayrı partilerdir. CHP demedi. CHP'li seçmenin bir kısmı. Nedim Bey'in kullandığı. Bir kısmı. Yöneticileri de dahil. Yöneticiye dahil değil. Yöneticiler de söylediler. Dahil demezsiniz öyle bir yok, şey. Canım, yok canım yok. Öyle bir şey olabilir seçmen, mi? Seçmen tabandan öyle bir şey olabilir mi kardeşim? Peki. Şimdi orada yöneticilik yapamaz zaten. Öyle bir kişi ister o parti ister bu parti olsun yöneticilik yapamaz bir kere. O farklı bir şey. Şimdi bakınız. Ben bulayım. Siz 6 milyon HDP'ye oy vermiş seçmeni göz ardı edemezsiniz. Her siyasal partinin diğer siyasal kendilerine oy vermiş olduğu diğer siyasi partilere oy vermiş seçmeni yanına alma çabası çok doğal karşılanmalıdır. Dolayısıyla HDP seçmeninde AKP'nin, İYİ Parti'nin, MHP'nin, CHP'nin mesaj göndermesi, onu yanına çekmek istemesi, Kürt sorununa çözümler önermesi veya onu sevmesi, kardeşim demesi kimseyi rahatsız etmemeli. Tam tersine barış dilinden herkesin mutluluk duyması gerekir. Yani burada bir mal tapma yarışından öte ülkede bir barışı temin etmeliyiz. Şimdi Muharrem Bey yapmak istediği barış dilini kullanıyor. Çok ciddi bir şekilde, çok sert bir üslubu varken daha doğrusu bir kere bırakmış Muharrem İnce. İkinci tura mı kalır sizce ve ikinci kalacak, tura kalırsa ikinci tura kalır. Yalnız burada söylenen gerekenleri bir söyleyeyim ilk önce de. Dolayısıyla yani bakın bu seçim sistemi, Cumhurbaşkanı seçim sistemi getirdiğinde biraz önce söylemiştim. İşte %70, %30 hesapları yapılıyordu. Birçok hesap karıştı. Yani bakınız İYİ Parti'nin bir kere seçime sokulmayacağını bir hesap yapıldı. İlk önce gün tayin edilirken. 24 Haziran tarihi böyle şey yapmıştı. Fakat orada CHP çok ciddi bir demokratik sınav verdi bana göre. İYİ Parti getirdi seçime soktu. Kesinlikle. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bütün eleştirilere rağmen referandumda mevcut olan bize göre %51, Yüksek Seçim Kurulu'na göre %49 veya 48 bilmem kaç olan sonucu bir arada tutmaya çalışıyor o günden beri. Ve bu alanda da ciddi mücadele veriyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı dahil olmak üzere, aday tespitleri olmak üzere. Şimdi en son Saadet Partisi'ne 6 tane kontenjan vermesi aslına bakarsanız bu birlikteliği bir arada tutmanın daha sonra devam etmenin perçinlemenin bir
şey bu sonucu itibariyle. Bundan kimse rahatsız duymamalı. Vay Saadet'le CHP niye bir araya gelmiş? Ya onlar ayrı ayrı siyasi partiler. Ama Türkiye'de eğer çok müşteki siyasi partiler bir araya gelebiliyorsa, beraber konuşabiliyorsa, beraber hareket edebiliyorsa, buradan duyacak tek şey var, memnuniyet. Ama bu, şimdi aslına bakarsanız AKP'nin de Cumhur İttifakı'nda biraz ayarını bozdu bu iki olay. Hem İYİ Parti'nin seçime girmesi, hem Saadet Partisi'nin bu şekilde oraya gitmeyip burada kalması ciddi şekilde problem yarattı. Bir üçüncüsü, tabii Muharrem İnce'nin adaylığı oldu. Yani Sayın Muharrem İnce'nin aday olmasından sonra kullanmış olduğu dil ve performansı inanılmaz derecede taraftar topluyor. Bütün partilerde bu. Ve halka dokunuyor. Yani halkın seviyesine inebiliyor. Çok da çalışkan. Bir günde iki yerde miting yapıyor uzun süreden beri. Çok dinamik ve çalışkan başladı. Evet. Dolayısıyla yani bu 3-4 tane olay şu anda Millet İttifakı'nın bu seçimlere çok moralli, çok yüksek bir performansla girdiğini gösteriyor. Şimdi ikinci tura kalırsa Sayın Başkan, kalır. Size göre Doğu ve Güneydoğu'daki seçmen Sayın İnce'yi tercih eder mi? Niçin Sayın İnce'yi tercih edecek? Şimdi ederse de? Ben şunu söyleyeyim. Bakınız, biraz önce Yaşar Hocam dedi ki, işte hendekleri kapattık, şey yaptık, doğru. PKK hendek açtı, vatandaştan vergi topladı, vatandaşı candan bezdirdi. Ama siz askeri içeriye kapattınız, sokakları teröristlere teslim ettiniz. Dolayısıyla o bölge halkı, tamam PKK'lıyı unutmadı ama kendisini PKK'lıya teslim edenleri de unutmaz. Dolayısıyla bölge halkı güvence ister. Bölge halkı kendisini devlet olarak koruyacak. Hem PKK'dan koruyacak, hem her türlü baskıdan koruyacak ciddi bir hukuk sistemini ister. Dolayısıyla o bölge halkının ikinci tercihinin Muharrem İnce olacağını kesinlikle düşünüyorum. Bu konuda en ufak bir şüphem yok. Peki, şimdi geleceğim ben, İdris Bey size ama Nedim Bey bir... Kısa bir şey söyleyeyim. Evet. İkinci tura kalırsa ben de HDP'lilerin bölgeden Muharrem İnce'ye oy vereceğini düşünüyorum. Boykot meselesinin gündeme gelmeyeceğini düşünüyorum. Yok, hayır zannetmiyorum. Orada rasyonel... Çünkü bütün anketlere bakıyorsunuz. HDP yönetimi ne derse %60-70'e yakın oraya oy veririm diyor. Öncelikle kararları o oluyor. Dolayısıyla onda parti yönetimi verecektir. Parti yönetimi de son derece pragmatik olduğu için bu konuda yönelecektir yani. Muharrem İnce'ye yönelecektir. Ben Saadet'te anlamadığım şey şu. İttifak yapıyorsunuz. İttifak yaptığınız parti sizinle beraber %10 barajını aşmış oluyor değil mi? Tamam. Peki bu Saadet Partililer o kadar iddialıysa, tabanlığı o kadar güçlüyse, o kadar oy alabiliyorsa kendi listelerini, milletvekili listelerini yapsınlar. Kendileri oradan oy alsınlar. Ya benim itiraz ettiğim ya da CHP tabanında hatta mesela diyor ki, kim itiraz ediyor buna? Konya CHP kendi listesini de yaptı yalnız. Hayır, ben onu söylemiyorum, o ayrı. Ama CHP'nin içinde kontenjan ayrılmasını. Hayır, bakın benim söylediğim şey, ben CHP'leri dinlediğim zaman CHP'nin içinde bu 5 tane 6 tane adamın ne işi var diyor. Var, doğru. Çünkü kimin itirazı var? Konya'daki CHP'lerin itirazı var. Sen oradaki her zaman bir numarada seçilen adamın yerine, kişinin yerine, özür dilerim, milletvekilinin yerine Abdülhatif Şener'i koyarsan, iki numarada Saadet Partisi'nin gençlik kollarını koyarsan, oradaki partiler haklı olarak itiraz ediyor. Şimdi biz o insanları... Abdülhatif Şener Sivaslı bildiğim kadarıyla. O evet, Sivaslı. Yani neden Sivaslı? Şimdi mesele şu, şuraya kadar katılabilirim başkana. %10 barajını aşsın diye, yani Saadet Partisi oyları orada kümelensin diye böyle bir ittifakı taktik olarak benimseyebilirim. Doğru. Aynı zamanda Saadet Partisi'nin ideolojisini CHP'ye enjekte etmenin hiçbir anlamı yok. İki, Saadet Partisi o ittifaka bir şey getirecekse iddialı olduğu illerde önemli adaylarını yer verip kendi oradaki oyunu arttırmalı. Şimdi şöyle, CHP'nin bütün tabanı çalışacak, 6 tane Saadet Partili yarın ne yapacağı belli olmayan bir şekilde o partiden meclise girecek. İstifa edecekler. Geri dönebilir mi? Yani şimdi şöyle ben şuna bakın, CHP oyuncak parti değil. Yani 15 milletvekili oraya gönder, 6 tane oradan kontenjan var, gerektiğinde burayı seçtir. Gerçekten ciddiyeti olan bir parti ve şunu söylemeye çalışıyorum. Selami Bey'in itirazı var ki hiç hayır yok, demiyor yani. Hayır, 15 milletvekili hiç itirazım yok. Onu değil. Burada da, Saadet Partili burada bakınız, adaylar. Bu millet bizim itirazımız olsa ne olur? Konya'da CHP'lerin itiraz ediyor. Bakın partilerin itirazı bu konuda yerel bazda var. Sizi rahatsız etti mi Selami Bey? Mesela
Nasıl? Sizi rahatsız etti mi? Şimdi ben genel düşündüğüm için beni rahatsız etmiyor. Çünkü ben Millet İttifakı'nın başarılı olmasını istiyorum. Türkiye hakim olmasını istiyorum. Üstad yani, şöyle, CHP artı farklı. Saadet Partisi formülü şöyle olur. Siz temelde ideali söylüyor musunuz? Göbekten mi CHP'li? Demiyorum, çok pratik bir şey söylüyorum. O altı adayın da etkili bir şekilde sahada çalışıp CHP artı Saadet İttifakı'nı, yani ittifaktaki o parçayı büyütmesi, o pastayı büyütmesini, yoksa CHP'lilerin çalışıp sabah akşam pankart asıp ya da bilmem ne yapıp 6 tane adamı da oraya milletvekili yapıp sonra da dediğiniz gibi, başkanın söylediği gibi istifa edeceklerse bunun CHP'ye katkısı ne? Peki, CHP'nin felsefesine katkısı ne? Geçeyim. Zamanım neredeyse. Şimdi orada söyledim üzere. Zaten. Aslına bakarsanız Millet İttifakı'nı bir arada tutmak. Tamam. Zannediyorum Saadet Partisi'nin de grubu tamamlayıp onların da grup kurarak mecliste temsil edilmesi sağlama adına yapılmış bir anlaşma olarak alabiliriz. Erdoğan seçilmesin de işte ne olursa evet. olsun. Her tarafa milletvekili yollarız. Sayın kardeşi dinleyeceğim. İkinci turla ilgili yolu da, olarak. Yaşar Bey, onun yolu da Saadet Partisi'nin kendi o yüzde işte 1'e kadar olmuş oyunu yüzde 4'e 5'e arttırması tabii. için sahada çalışması değil mi? Yani. Bir tabanı var diyoruz. Zeyn Şener, onun görünümü olmuş. Zeyn Şener, en az konuşanlarınızın bir İdris Bey. Ha, İdris kardeşi sorun. Lütfen son söz verirseniz. Bölge size. Açısından diyorsun. İkinci tura kalırsa ne yapacağını. Evet. Yani burada parti yönetimi şu anda Millet İttifakı'nın içerisine alınmadığı için çok tepkili HDP yöneticileri. Bu konuda net tepkilerini koydular ortaya. Yani neden İYİ Parti var da HDP'li CHP'yi almadı, HDP neden yok diye bu ittifakın içerisinde. Öyle bir tepki var ama ikinci tura kalınırsa Muharrem İnce, ki muhtemelen kalırsa eğer ikinci tura, CHP'nin adayı daha fazla oy alacağı için muhtemelen Muharrem İnce olur. Bir kayma olacaktır ama Kürt seçmeninin nezdinde ya da HDP'ye oy veren, daha doğru bir tanım olur, seçmenin tamamının Muharrem İnce'ye oy vereceğini de düşünmüyorum. Yani bir kısım şey yapmaz, sandığa gitmez. Bir kısımda efendim boykot mu olur? Boykot eder, bir kısım gider Muharrem İnce'ye verir, bir kısım da AK Parti'ye de geçebilir. Çünkü şöyle bir durum var, yani ülkeyi yönetecek bir başkanın bu bölgeden oy alabilme ihtimali şey olarak, gerçekçi olarak, real rasyonel bir çıkarsama yaparak biz burada biraz destek verelim. AK Parti, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan seçildikten sonra en azından bu bölgeyle ilgili bazı şeyler yapabilsin. Yani bu seçmenin çok pratik bakış açısıdır bu. Yani bu işte burada tasarlanan, edilen, işte yazılıp çizilen gibi olmuyor. Yani seçmen daha pratik bakıyor meseleye. İktidar kim olacaksa biraz da ona daha fazla meyil edebiliyor. Yani HDP seçmeninde otomatikmen çok, şimdi mesela HDP seçmeninin içerisinde bir miktar başka partilerden geçiş olacağını söylüyoruz değil mi? Yani böyle bir ihtimal olabileceği hep konuşuluyor madem. O zaman bunların geri dönme ihtimali de ikinci turda olabilir. Çok katı HDP seçmeninin oranının ben 6-7 civarında olduğunu düşünüyorum her zaman. Onun üzerindeki de işte bu 7 Haziran'daki farklı şeyler etkiledi. Kasım seçiminde de öyle. Referandumda biraz düştü gördüğünüz üzere. Yani o az önce anlattığım oranlar düştü, geri döndü. Yani AK Parti ve MHP'nin o referandum sürecine geri döndü. Ben burada da yeniden bir dönüş olabilir ikinci tura kalınırsa, ki ben ikinci tura kalılacağını çok düşünmeyenlerdenim. Ya temenni diye de okuyabilirsiniz ama ben bakışım, yani gördüğüm bu konuda en azından Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasında bir sorun, yani Erdoğan lehine bir sorun yok gibi. Ama meclis konusunda tabii birçok şey konuşabilir. O ayrı bir mesele. Anladım. Saadet Partisi'nin CHP ile birleşmesi, o ittifak konusunda şöyle bir şey söylemek isterim. Yani bu, belli bazı meseleler üzerinde bunları konuşmaları ve topluma bunları bu birlikteliği anlatmaları gerekiyordu. Yani çok seçim ittifakı, tamam bunu anlıyorum, bunu öyle adlandırıyorlar ama az önce Nedim Bey çok güzel anlattı. İçeriye 5-6 aday koyacaklar, CHP'ler gezecek, çalışacak. Bunun bir nedeni olmalı. Bu sadece Erdoğan düşmanlığı olursa bu CHP seçmeninde bence bir şeye neden olur. Bir kızgınlığa, öfkeye neden olabilir. Bunun dışında da bir şeyler olmalı. Yani Saadet Partisi'nin CHP'lilerin daha çok isteyeceği, seveceği bazı şeyler söyleyebilir. O yönde bazı meselelerde adımlar atabilir. CHP'nin de karşı adımlar atması mümkün olabilir. Belli ilkeler üzerine, bu da sadece demokrasi hukukun üstünlüğü falan değil. Yani daha gerçekçi, yani bunların dışında da tabii ki bazı meseleler olması lazım ki o ittifak birazcık iç içe geçebilsin. Burada çok ittifak var. Yani çok yapay bir birleşme var. Bunu kabul ediyorlar.
bunu ilerletmeleri gerekiyor ki seçmenini, özellikle CHP seçmenini, ben de katılıyorum, kaçırmasın. Bu bölgelerde özellikle işte Konya vesaire, o diğer Abdülhatif Şener'in olduğu bölgelerde CHP seçmeninin bence buna tepki göstereceğini düşünüyorum. Bugün ayın 24'ü. Dolayısıyla evet, seçime tam bir ay var. Bir ay var, evet. Evet. Hayırlısı olsun. Evet, hayırlısı olsun diyelim bütün partiler için. Türkiye için hayırlısı tabii, olsun. Tabii. Bu ülkede birlikte yaşıyoruz kuşkusuz. Bu akşam da kimlerle birlikteydik? Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, Elif 4. Aydemir, Pınar Hacı Bektaşoğlu, Selami Öztürk, İdris Kardaş ve Nedim Şener konuklarımdı. Birçok başlığı konuşmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun geldiğiniz için, değerli katkılarınız için. İyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.